Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün üç konuğumuz olacak. Üç kadın konuğumuz olması da güzel bir şeydi. Az önce kendi aramızda konuştuk sohbet sırasında. Ben toplantıya başlamadan ön bilgi olarak bir sunum paylaşmak istiyorum. Herhalde başlatabildim değil mi? Görüyorsanız. Görünüyor değil mi arkadaşlar? Tamam. Görünüyor ama ben şey yapamadım. Evet. Bugünkü konumuz okullarda havalandırma sistemleri ve pandemi. Pandemi öncesinde de aslında bizim hem derneğimiz hem de sivil toplum kuruluşlarımız bu alanda faaliyetlerde bulundular. Farklı çalışmalar yaptılar. Ben bugün onlardan bir tanesinden çok kısa söz ederek önemini anlatmaya çalışacağım. Buradaki havalandırma sistemleri. İzmir Makine Mühendisleri Odası'nın okullarda iç hava kalitesi çalışması 2015 yılında yapıldı. Sonuçları benim çok ilgimi çeken bir çalışma olmuştu. Şöyle ki, oradan alınan birkaç çarpıcı şey vardı. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir devlet okulu seçildi. Işıkkent'te bir okuldu. Bu okulun bir sınıfında yapılabildi ve sonuçlarda şöyle bir şey gördük. Öğrencilerin sayısı teneffüse göre artıp azalıyor, ders araları falan. Ama burada ilginç bir şeyi ben sizinle paylaşmak istiyorum. Öğrencilerin sağlıklı yaşayabileceği alan burasıyken, bizim sınıfımızdaki hiçbir yerde karbondioksit oranı oraya düşmüyordu. Yani çok sınırlı birkaç dakikalık aralıklarla düşüyor. Bunun dışında en kötüsü de büyük çoğunluğu artık insanca yaşam kabul etmeyeceğimiz yerlerde seyrediyordu. Bu sınıfın kalabalığı, yapısı vesaireden kaynaklanıyor. Düzeltilmesi gereken bir konuydu. Oradan iki tane şey çıktı. İyileştirmeler yapıldıktan sonra devamsızlıkta %20 azaldı. Aslında şöyle bir şey var. Bu %20 azalma aslında doktor, ilaç vesaire giderlerini devletin düşüren bir şey. Bunu kullandığı zaman bir bütçe aramasına da gerek yok bu havalandırma sistemlerinin yapımı için, iyileştirilmesi için diye düşünüyorum. Ders başarısında da ilginç bir değişim vardı. %15'e kadar, %14-15 aralığında öğrencilerin başarı oranı arttı. Bu şu anlama geliyor aslında arkadaşlar. Eğer sadece biz iyi havalandırma yaparsak sınıflarımızda, bu insanlardan belki 10 bin tane yetişecek. Yani bilim adamı, sanatçı, her kim olursa olsun daha başarılı insanlar yetiştirmemizi sağlayacak. Bugün üç tane konuğum var benim. Onları sırayla ben şey yapmak istiyorum, aramızda çağırmak istiyorum. İlk konuğumuz Filiz Hanım, Filiz Pehlivan. Ama özür dilerim, önce derneğimizin başkanı, çok özür dilerim Ozan'cığım, Ozan Atasoy'un bir açılış konuşması olacak. Onun için Ozan'cığım sözü sana verebilir miyim? Teşekkür ederim Kerim abi. Kerim abi diyorum, gerçekten abim gibi Kerim Bey. Çok mesai harcadık bu konularda. Çok güzel bir gündem başlığıyla da yeniden beraberiz. Tüm konuklarımızla beraber. Umarım faydalı, verimli bir toplantı, seminer geçer. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum o anlamda İSKİT adına. Biliyorsunuz pandemiyle beraber hayatımızda bazı şeyler değişti. Daha doğrusu yeni normaller oluştu. Bu normaller içerisinde en çok algı yaratan konu bir, işte bu virüsten nasıl korunacağız? Virüse karşı, COVID-19'a karşı doktorlara çok fazla sorular geldi. Aramızda doktor da var bu konuda bize değerli bilgiler paylaşacak. Diğer konuda biz mühendisler, özellikle iklimlendirme mühendisleri bu klimalardan, havalandırmadan dolayı bizlere şey olur mu, etkisi olur mu, işte salgına sebep olur mu gibi sorular gelmeye başladı. İlk virüsün ilk panik anlarında, işte Mart'ın ortaları, Nisan ayları gibi bütün yazı da bunlarla beraber geçirdik.
Tabii bu konu şimdi okullardaki konuya değineceğiz. Okullardaki iç hava kalitesi konusuna değineceğiz. Ama bu konu sadece pandemiye özel bir konu değil. İç hava kalitesi aslında hayatımızın her yerinde bizler için çok önemli olan bir konu. Pandeminin bize en büyük faydası, hep zararlarından konuşuyoruz ama en büyük faydası bu konuda çok ciddi bir farkındalık oluştu. İskit olarak biz aslında geçen sene aldığımız karar ve bu sene başlarında hayata geçirdiğimiz bir konu. İç hava kalitesiyle ilgili farkındalığın artırılması konusunda bir proje başlattık. Bunun için de işte bir çok başarılı bir PR firmasıyla anlaşma imzaladık. Bir sürü planlamalar, programlar yaptık. Amacımız da iç hava kalitesinin önemini insanlara doğru bir şekilde aktarabilmek, bu konudaki algıyı geliştirmek idi. Tabii biz yola çıktık, peşinden pandemi oldu. Öyle bir Hoştu. algı... Ben kayboldu görüntü ama. Görebiliyor musunuz? Kesinlikle. Tamam. Benim ekranımda farklı bir görüntü var. Sarp Bey ayarlayabiliyor mu acaba? Kerim Bey'in ekran görüntüsü kapatacak birazdan. Ben Kerim ekran Bey... görüntüsünü kapatmayı bir türlü beceremiyorum. Bilmediğimden değil, olmuyor çocuklar. Biraz izin verirseniz. Tamam. Peki ben konuşmama devam ediyorum o zaman Kerim abi. Şimdi dediğim gibi biz bu konuda algıyı yaratmak, bu konunun önemine değinmek adına bu sene başında bir proje başlatmıştık. Tüm kamuoyunu bilgilendirmek adına. Tabii bunun geçmişi de var. İşte Kerim Bey'in birkaç örnek slide gösterdiği aslında çok büyük bir çalışmanın İzmir'de Makine Mühendisleri Odası'nın ile beraber yapılmış olan bir çalışmanın bilgilerini paylaştı. Devamında İskit olarak bu konuyu ele aldık kendi içimizde. Okullardaki iç hava kalitesinin önemine ilişkin bir çalışma yaptık. Ölçümler yaptık. İstanbul'daki bir takım okullarda da ölçümler yaptık. Devamında pandemi geldi. Okullar tatil oldu. Yazın bir sorun yoktu. Kimse okullarda yok. Şimdi okullarımız açılıyor. Bununla yüzleşmek durumunda kaldık. Pandemi ortamında çocuklarımızı okula göndereceğiz. Onlar sağlıklı bir ortamda, virüsten uzak bir şekilde ya da korunmuş bir şekilde okullarımızda eğitimlerini devam ettirebilecekler mi? Hepimizin veliler olarak kafamızdaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi şu anda bu. Tabii biz bahsettiğim gibi geçmişten bu yana çok uzunca bir süredir bu konuyla ilgili çalışmalar yürüttüğümüz için bu ortamları aslında yapılacakları çok önceden ortaya koymuştuk. Aynı anda pandemi başladıktan sonra da birçoğunuzun bilgisi vardır. Makine Mühendisleri Odası bünyesinde İklimlendirme Teknik Kurulu oluşturuldu. Bu kurul içerisinde de İskit olarak temsilcilerimizle yer aldık. Bu konudaki tecrübelerimizi paylaştık. Aynı şekilde yine birçok alanda, AVM'lerde, ofislerde, fabrikalarda, hastanelerde, okullarda, pandemi ortamında nasıl iklimlendirme sistemleri kullanılmalı konusunda çok değerli çalışmalar yapıldı. Buna ilişkin basın açıklamaları, basın toplantıları düzenlendi. Bu da aslında onları tamamlayıcı diyebileceğimiz, İskit olarak bizim yaptığımız faaliyetleri aktarabileceğimiz bir organizasyon olarak bugün karşınıza geldik. Kerim Bey bahsetti aslında sadece pandemi ortamında değil, bunun devamlı olması gereken okullarımızda bu şartların pandemi öncesinde, sonrasında, sırasında sağlanması gereken bir konu. Çünkü öğrenme eğitimimizi etkiliyor, çocuklarımızın sağlığını etkiliyor, onların soldukları havanın kalitesini etkiliyor. Bunların hepsinin aslında çözümleri, yöntemleri belli. Bakıyorsunuz dünyada da bu doğrultuda çok büyük yönlenmeler var. Özellikle Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, farklı ülkelerde, dünya coğrafyasında okullardaki iç hava kalitesi çok çok önemseniyor. Ülkemizde de buna ilişkin bir takım adımlar atıldı, bir takım örnek projeler yapıldı.
Lakin hala istenilen seviyelere gelmedi. Umarım bugün yapılan bu seminer buradaki algıyı biraz daha güçlendirir. Biraz daha tartışma ortamını, bu konudaki tartışma ortamını bu konuya yoğunlaştırır. Bizim de Türkiye'deki çocuklarımız ki onlar bizim geleceklerimiz, onların daha iyi ortamlarda, daha sağlıklı ortamlarda, nefes alabilecekleri ortamlarda eğitimlerini devam ettirmeleri için bir vesile olur. Ve kamuyu da, bu konudaki karar verici insanları da bu konudaki algıya biraz yönlendirir umuyoruz. Ben çok başarılı bir seminer geçmesini diliyorum. Sözümü tamamlamadan önce de burada emeği geçen başta Kerim Bey'e, benim tabirimde Kerim abiye çok teşekkür ediyorum. Konuyu aldı, noktalara kadar taşıdı. Değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Geri planda gerçekten hummalı bir çalışma yürüttüler. İSKİT profesyonelleri arkadaşlarımıza, dernek müdürümüz Melek Hanım başta olmak üzere, Kaan Bey'e, Sarp Bey'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese başarılı bir seminer geçirmesini diliyorum. Sözü tekrar Kerim Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ozan Bey, teşekkür ederim. Şimdi ben sözü Süleyman Kavas Beyefendi'ye vereyim. Süleyman Bey... Ben Süleyman Bey'in ismini atladım, çok özür diliyorum. Bu organizasyonu yöneten kişi aslında Süleyman Bey. Çok değerli katkıları oldu. Hemen bu fırsatı değerlendirmiş olayım. Süleyman'cığım, sana bırakıyorum. Tamamdır. Merhaba. Herkese hoş geldiniz diyorum ben de. Bugün sizlerle okullarda havalandırma sistemleri ve pandemi başlığıyla hazırladığımız webinarımızla birlikteyiz. Az önce Ozan Bey de zaten bahsetti. Bu bir MİSK Merkez İklimlendirme Sistemleri Komisyonu'nun bir etkinliği olarak organize ettik. Bugün çok değerli konuşmacılarımızla bu konuyu zaten irdeleyeceğiz. Ben sizin çok fazla zamanınızı almadan İSPİK Merkezi İklimlendirme Sistemleri Komisyonu ve çalışmalar hakkında kısaca bilgi vereceğim. Ardından da havalandırma sistemlerinde alınan önlemlere de kısaca değinmek istiyorum. Biz aslında 2020 yılı başında komisyon olarak yıllık planımızı yapmaya başladığımızda kafamızda çok daha farklı planlar, çok daha farklı konular vardı. Bunlardan bir tanesi örneğin alternatif soğutacak çıkanlarla ilgili bir seminerdi ve bunu Ocak ayında gerçekleştirdik. Daha sonra bizim sektörde akla ilk gelen konulardan biri olan enerji verimliliği hakkında da etkinlikler, hatta etkinlikler dizisi planlamıştık. Bu konuda da ilk etkinliğimizi ERP regülasyonları ve enerji verimliliği başlığıyla Nisan ayında da planımızı yaptık. Hedefimize koymuştuk, organizasyona da başlamıştık. Ancak hastalığın hızla artmasıyla birlikte, malum hastalığın hızla artmasıyla birlikte seminerimizi maalesef gerçekleştiremedik ve ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Tabii şimdi COVID sonrası geldiğimiz noktada şu an için maalesef fizik olarak bir araya gelme şansımız pek mümkün olmuyor. Yakın zamanda da tahminim bu şekilde devam edeceğe benziyoruz. Dolayısıyla dernek ve komisyon olarak da uzaktan etkinliklere devam etmeye karar verdik. Bu kapsamda Merkez İklimlendirme Sistemleri Komisyonu olarak belli aralıklarla bu tarz etkinlikleri webinar üzerinden yapmaya karar verdik. Peki bu konuya neden, nasıl karar verdik derseniz, tabii ki okulların yakın zamanda açılması, tüm öğrencilerin de okul yollarına düşmesi bizim için önemli bir kıstas oldu. Buradan da ilk başlangıcı yapmış, bundan sonra da farklı konularla da yeni webinarlarımızda sizlerle birlikte olacağız. Şimdi ben sözü Kerim Bey'e bırakmadan önce merkezi havalandırma sistemlerinde pandemi dolayısıyla alınan tedbirlerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii biliyorsunuz pandemi ilk başladığında yılın başında ilk aldığımız tedbir aslında havalandırma cihazlarının %100 dış havayla çalıştırılması oldu. Bu kapsamda tüm karışım santrallerinin, karışım modüllerini devre dışı bırakmaya çalıştık. Ayrıca cihazların hava debilerinde cihazların kapasiteleri verdiğince arttırarak mahallelere daha fazla taze hava verilmesi sağlandı. Bu şekilde bir yola başvurduk. Bu durumda tabii COVID öncesi, az önce de üzerinde bahsettiğim gibi bizim sektörde çok önemli olan enerji verilmeliği bu önlemlerle birlikte ne yazık ki ikinci plana atılmış oldu. Ama tabii öncelik hijyen olduğu için bunu göz ardı etmek durumunda kaldık. Ardından ne tür önlemler alındı diye baktığımızda klima santrallerinde mesela kullanılan filtrelerin
iyileştirildiğini görüyoruz. Hatta bazı konfor santrallerinde hiç alışık olmadığımız gibi HEPA sınıfı filtrelerin de eklendiğini biliyorum ben. Ayrıca tabii bu filtrelerin ve cihazların da daha sık bakımları ve filtrelerin de daha sık değişimleri yapılır oldu. Pandeminin tabii başlamasıyla birlikte sektörde çok bilmediğimiz diğer başka bir çözüm yöntemi UV lamba oldu. Biliyorsunuz artık epey bir gündemde UV lambalar var. İç havanın çevrendeki sistemlerde UV lambalar tercih edilmeye başlandı ve birçok yerde artık çözüm olarak da kullanılıyorlar. Bu ürünlerin çok farklı modelleri ve kullanım alanları da var. Ve tabii doğru projelendirilmesi kaydıyla da oldukça etkili olduğunu da biliyoruz. Tabii burada mutlaka bu konuda işin uzmanı kişilerden destek alması gerektiğini de mutlaka söylemek, belirtmek gerekiyor. Burada tabii sayamayacağım daha birçok tedbir ve yöntem bulunuyor ama maalesef hani zamanımız çok fazla yok. O yüzden de ben sözü çok fazla uzatmadan sözlerimi burada bitireceğim. Sonuç olarak her ne kadar biz mühendisler tedbirler alsak da bence insanların bireysel olarak tedbirlerini kendileri almaları, hijyen kurallarına uymaları bence alınabilecek en önemli ve kolay önlemlerdir diye düşünüyorum. Zaten bu konuda da doktor hocamız bizi aydınlatacaktır. Ben sözü burada Kerim Bey'e bırakayım. Bir etkinlik olmasını herkes için diliyorum. Buyurun Kerim Bey. Süleyman Bey, teşekkür ederim. Bu arada Süleyman'cımı tereddüt etmeye başlıyorum. Çok samimiyetten. Nasıl isterseniz, hiç önemli değil. Teşekkür ederiz. Şimdi bu webinarların bir süreye belirli aralıklarla diye başkanım az önce belirtti, devam edecek. Birincisinde özellikle şunu tercih ettik ki farklı sektörler, her alandan bakmak. Yani biz hep birçok sivil toplum kuruluşunda şunu yapıyoruz. Kendi açımızdan bakıyoruz. İyi ama biz mühendisler böyle bakıyoruz, doktor ne diyor? Bu çalışmalar çok daha komplike hale gelebiliyor. Bugünkü konuklarımızdan bir tanesi de öğretmen. Biraz farklı bir öğretmen, özel bir öğretmen ama öğretmenler nasıl bakıyor? Yurt dışında nasıl? Hepsini incelemeye çalıştık. Ben şimdi kısa sunuma kısacık devam etmek istiyorum onlarla ilgili, misafirlerimizle ilgili. Bugünkü misafirlerimizin üçünün de kadın olduğunu az önce konuştuk. Birinci konuşmacımız Sayın İliz Pehlivan. İliz Hanım, PNP Mühendislik ve Müşavirlik Kurucu Ortağı, makine mühendisi bir kardeşimiz. Profesör Doktor Pınar Okyay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda görevli. Kendisinin şu anda da bilim kurulunda görevinin devam ettiğini söyleyeyim. Üçüncü konuğumuz Sayın Dilek Livaneli, UNESCO International School of London'da görevli. Bu kardeşlerimizin üçü de kadın ve biz bunu Cumhuriyet'e borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Üç gün önce de ön yıl dönümünü aldık. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını, Cumhuriyetimizi kuranları saygı ve rahmet anmak istiyorum. İlk konuğumuz Filiz Hanım hakkında ben önce kendisini bir tanıtayım, arkasından Filiz Hanım'ın konuşmasına geçeceğiz. Filiz Pehlivan, ODTÜ Makine Mühendisliği bölümü mezunu. MNG Holding bünyesindeki mekanik tesisat aracı şirketinde proje mühendisi olarak başladı iş hayatına. Unitek ve Yalçın teknik firmalarında NATO ve sığınak projeleri üzerine çalışmalarına devam etti. Daha sonra FNP Mühendislik ve Müşavirlik şirketini kurdu. Birçok uluslararası ve ulusal projede imzaları var. 6 yıldır da Bakü Akşehir White City projesinin mekanik tesisat proje hizmetlerini sürdürmekte. Özellikle ısıtma, havalandırma, klima sistemleri tasarımı ve enerjinin verimli kullanımı alanlarında, akıllı binalarda, yeşil binalarda, yangın danışmanlığı olarak mevzuat çalışmalarında katkıda bulunmuş, bildiriler sunmuş bir arkadaşımız. Tasarladığı iki binanın LEED Gold sertifikası aldığını
gidiyoruz. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği, Teknik Müşavir Dergisi'nin yayın kurulu başkanı ve editörlüğü görevlerinde bulundu. Pandemi sonrası salgının yayılma şekilleri konusunda özellikle hava yoluyla yayılması konusunda çok fazla paylaşımlar, sunumlar basında, sosyal medyada ile yer aldı. Kendisi evli bir çocuk annesi. Filiz Hanım, sözü size bırakayım. Herhalde bir eksiğim kalmamıştır. O kadar dolu kadınlarla bir arada olmak kolay değil. Herkese merhaba diyorum. Kerim Bey, teşekkür ediyorum. Bu imkanı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir sohbet gerçekleştiririz. Sektördeki pek çok arkadaşı bu vesileyle de olsa gördüğüm için de ayrıca keyif aldım doğrusu. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi ben bir sunum yapacağım. Ekranımı paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Tamam değil mi Kerim Beyciğim? Bir problem yok değil mi? Görebiliyorsunuz sanıyorum. Yok, görebiliyoruz şimdi sanırım. Tamam. Evet, şöyle başlayayım. Biz çok aniden bir salgına girdik ve çoğumuz da elbette hazırlıksız yakalandık bu salgına. Aslında geçmişte iki ayrı salgın tecrübemiz vardı. 2003-2004 yıllarında SARS-CoV-2 virüsüyle karşılaşmıştık. 2012'de MERS'le karşılaştık ve 2019-2020 içerisinde de şu an içerisinde olduğumuz salgınla yüz yüze geldik. SARS-CoV-2 virüsünün oluşturduğu COVID-19 enfeksiyonuyla mücadele etmeye çalışıyoruz. SARS-CoV-2 virüsünü artık hepimiz tanıdık. Bu fotoğrafı ben ilk günlerde hemen bulmuştum. Koruyucu yağ tabakası ile çevrilmiş olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Konakçının hücre zarına yapıştığını ve bir süre sonra hücreye nüfuz ederek hücrenin mekanizmasını ele geçirdiğini ve daha sonra da onu öldüren yeni virüsler üretmeye zorladığını ve çok kısa süre içerisinde de 10 bin kopyaya kadar çoğalabildiğini biliyoruz. Şimdi bizim için şöyle bir bakış açısı vardı aslında. Bu virüsün çapıyla ilgilendik başlangıçta. Neden? Çünkü biz yıllardır aslında hastane projelerini tasarlarken virüslerle, bakterilerle mücadele ediyor ve hastaneleri aslında ona göre tasarlıyorduk. Virüsün boyutu 80 ve 140 nanometre arasındaydı. Yaklaşık 0.1 diye özetledik ve bizim partikül büyüklüğü dediğimiz 1, 5, 10 boyutları içerisindeki yerini de bu fotoğrafla görebiliyorsunuz. Biz bu fotoğrafları ilk günlerden itibaren paylaştık. Çünkü bizim için önemi vardı virüsün çapının. Zira biz 10 mikrondan küçük parçacıkları airborne dediğimiz havada kalabilir parçacıklar olarak nitelendiriyorduk. Hatta bugünlerde biliyorsunuz sigara yasağıyla ilgili bir gündem söz konusu. Ben çok önceleri de bu grafiği paylaşarak şöyle bir şey demiştim. Acaba sigara dumanı da bu virüsü taşıyıcı bir etkiye sahip midir diye direkt olarak bu grafikteki bilgiye dayanarak bunu söylemiştim o günlerde. Biz mühendisler biraz da kuvvetlerle birlikte bu konuyu değerlendirdik ve şuna o günlerden itibaren emindik ve dillendirdik. Dedik ki bu virüs 10 mikron çapındaki küçük parçacıklar üzerinde olduğu zaman çok uzak mesafelere kadar yüzebilir, havada uzun süre kalabilir. Bu anlamda da havalandırma sistemleri önemlidir. Havalandırma sistemleri eğer iyi kullanabilirse bu virüsle mücadele için kuvvetli bir aracımız olabilir. Ama eğer havalandırma sistemlerini yanlış çalıştırırsak, çünkü çok aniden bir salgınla karşılaştık, aksine problemler yaşayabiliriz. Hatta o günlerde ben Mart'ın ilk günleriydi virüsü ilk defa ülkemizde konuşmaya başladığımız zaman bir eczaneye girdiğimde içeride split klima cihazının çalıştığını görünce endişelenmiştim. O andan itibaren klima sistemlerinin özellikle iç havayı döndüren
split türü klima cihazlarının tehlike yaratabileceğini düşünmüştüm. Ve havalandırma sistemlerimiz de işte geldiğimiz noktada söylediğimiz gibi %100 taze hava ile çalıştırılması konusunda ufak ufak böyle sosyal medyadan paylaşımlar yapmıştım. Aman dikkat demiştim, karışım havası kullanmayın. Ve bu süreçte biliyorsunuz damlacıkların nasıl yayıldığı üzerinde bir sürü çalışmalar, animasyonlar izledik. Çünkü ağzımızdan çıkan damlacıklar öksürmeyle, hapşırmayla, hatta konuşmayla pek çok farklı boyutta ortama yayılıyordu. Elbette büyük damlacık dediğimiz daha büyük çaplı parçacıklar çok kısa mesafeler içerisinde etrafa, objelerin üzerine düşebilirdi. Ama eğer bu parçacıklar daha küçük çaplarda ise, bakın şurada 0.5 mikron için 41 saate 21 güne kadar uzayan sürelerde havada kalma riski olabilir demiştik. Neden endişeliydik? Çünkü biliyorduk ki çok küçük parçacıklar direkt olarak solunarak akciğerlere, alveollere kadar ulaşabilirler. İşte bu noktada da bizler ortam şartlarını ayarlayan mühendisler, yani sıcaklık ve nem değerleri üzerine kafa yoran kişiler dikkat etmeliydik, ön almalıydık ve bunu duyurmalıydık. Bu noktada benim başından beri bağın nem konusundaki dikkat çekme arzum bundan kaynaklanmıştı. Çünkü zaten biliyoruz ki nezlede, gripte bağın nem solunum yolu boyunca bir takım enfeksiyonların bizi daha fazla etkilemesine neden olabilir. O yüzden kuru hava bu anlamda bir riskti. Ve artık bütün makalelerde gördüğümüz bu resmi biz o günlerde paylaştık. Dedik ki tamam, damlacıklarla yayılıyor olabilir ama bakın hava yoluna da dikkat edelim. Şu anda geçmiş virüslere dayanarak bazı tecrübelerimiz var. Henüz bu virüsle ilgili kanıtlanmış bir takım vakalar yok. Ama ne olur ne olmaz önlemlerimizi alalım diye yola çıktık. Ve geldiğimiz noktada biliyorsunuz yapılan çalışmalarla havada kalan bu parçacıkların 7 metrelere, 8 metrelere kadar eğer herhangi bir önlem almazsanız, havayı değiştirmezseniz, kirli havaya atmazsanız ulaşabildiğini görüyoruz. O noktada ben özellikle okullarda da son zamanlarda hep altını çizdim. Klozet konusu bizim dikkat çektiğimiz bir konuydu. Orada da aslında biz fekal yol derken klozetlerin içerisinde basınçlı suyun bırakılması sonrası ortama yayılabilecek damlacıkların virüs taşıyıcı olabileceği iddiasında bulundu. Neden önemliydi? Nasıl yayıldığı, yayılım yolları? Çünkü eğer siz yayılım yollarını bilirseniz ona göre önlem alırsınız. Örneğin ilk günlerde biliyorsunuz büyük damlacıklar üzerinden bu virüsün yayılımını konuşurken maskenin takılması bile aslında önceleri gerekli görünmüyordu. Sadece temas, yakın temastan bahsediliyordu ki bu 50 mikronun üzerindeki virüslere tekabül ediyordu. Ve siz bunu hijyen önlemlerini alarak, dezenfekte ederek ortamı veya etrafı ön alabiliyordunuz. Daha sonra neden de 10 ile 50 mikron arasında olursa işte bir takım kısıtlamalar, sosyal mesafenin korunması ama o noktada bile sosyal mesafenin 1,5 metrelerde olmasının yeterli olduğu söylendi. Halbuki hava yolunu kabul etseydik ilk günden itibaren bu virüsün 10 mikrondan küçükse daha kolay vücuda girebileceği burun yoluyla ki bugünlerde de biliyorsunuz Sayın Bakan'ın bu virüsün burun yoluyla bulaştığı ile ilgili bir takım cümleleri var. Aslında orada yatan alt metin hava yoluyla bulaştığı şeklinde olmalı. Belki bunu daha iyi anlatırsak insanlar bu anlamda daha kolay önlemlere adapte olabilir. İşte hava yoluyla bulaşma söz konusu olduğunda maske artı yüz siperliği ve bu noktada havalandırma çok önem arz ediyordu. Zaman içerisinde ne gördük? Vakalar oluşmaya başladığında bulaşmaların en sık kapalı ve kalabalık ortamlarda gerçekleştiğini gördük. Önümüze gelen bazı vakalar, işte %90'ına yakınının toplu taşımalar, iş yerleri, restoranlar, barlar, düğün ve cenazeler gibi aslında sosyal toplanmaların olduğu kapalı ortamlarda gerçekleştiğini artık biliyoruz. Ve bu virüsün öksürme ve hapşırma yanında normal konuşma esnasında da havadan bulaşmaya neden olabileceğini de gördük. Elbette eyleme göre ortama yaydığınız damlacıklar farklılık gösterebiliyor ama kapalı alanlar bu anlamda çok riskliydi. Aslında biliyorsunuz virüs
4 ile 22 derece arasında ve düşük nem koşullarında daha iyi aktif olabilirken, yaz mevsiminde parklarda, bahçelerde, açık alanlarda sosyal mesafeye dikkat ederek aslında daha avantajlı bir duruma gelebilirdi kış öncesi. Ancak ne yazık ki o fırsatı da kaçırdık. Ama ne deniyor artık biliyorsunuz hava yoluyla ilgili konuşmaya başladığımızda? Kalabalık yerlerden, iç ortamlardan, düşük havalandırma olan mekanlardan uzak durun ve o kapalı alanlardaki süreye dikkat edin, muhakkak maske takın ve konuşup şarkı söyleme ya da bağırma gibi eylemler bile virüsün yayılmasını kolaylaştırabilir. Sektörel olarak biz henüz klima sistemleriyle ilgili bir bulaşma yokken, split klima ya da VRV türü iç ortamı değiştiren cihazların problem yaşatabileceği öngörüsündeyken önümüze bu çalışma düştü. Algıda seçicilik, ben bunu biliyorsunuz makalesinden Türkçe'ye de çevirdim ve bir makale olarak bir dergide yayınlandı. Çin'deki restoran konusu artık herkes bunu biliyor. Wuhan'dan gelmiş bir taşıyıcı bir restoranda diğer 9 kişinin virüsü almasına neden oldu ve ortamdaki iç havayı döndüren klima cihazının yarattığı hava akımının enfekte kişiden yayılımı kolaylaştırdığı sonucuna varıldı. Daha sonra bu araştırma biraz daha detaylandırıldığında ortamda 1 litre bölü saniye gibi çok düşük bir hava debisi olduğu da saptandı. Yani iç ortamı döndürme belki yayılmayı arttırmıştı ama taze hava olmaması daha büyük bir problem de yaratmıştı. Süper bulaşma örnekleri, ki ben bunu çok önemsedim. Neden önemsedim biliyor musunuz? Çünkü bu bize aslında kış aylarıyla ilgili de bir ipucu verecekti. Et entegre ve paketleme tesislerinde görülen bulaşmalar. Amerika'da önce 29 eyalette 170 tesiste 10 binden fazla paketleme işçisi pozitif çıktı ve bunlardan 45'i de öldü. Daha sonra Avrupa'da duyduk bu tür haberleri. Almanya'da biliyorsunuz bir karantina olayı yaşadık. Neydi bu ortamın özelliği? Biraz daha detaylı bakarsak, biliyorsunuz bu tür ortamlar düşük sıcaklık, çok soğuk bir ortam. İç havayı devamlı döndüren klima cihazları var. Çoğunda hava yetersiz ve insanlar birbirlerine de çok yakın temas halinde çalışıyorlar. Bunun farkına varan federasyonları, kendilerinin bağlı olduğu bu tesislerin bir takım önlem paketlerini ortaya koydular. Süper bulaşma örnekleri devam etti bu süreçte. Mesela bir iş yeri örneği vardı, çağrı merkezi örneği. 216 çalışan içerisinden 94'ü enfekte oldu. Aslında belki de ilk bir koro örneğiyle bu duyarlılığım benim oluşmuştu. 60 koro üyesi bir arada, saatlerce bir aradaydı. Aslında her türlü önlemi almışlardı, mesafelerini korumuşlardı, hijyenik anlamda bir problem yoktu ama 45'i semptom geliştirdi. Hava yeterli, havalandırma yoktu, yüksek sesle şarkı söylüyorlardı ve böyle büyük bir salgınla karşılaştık. En son bir asansör örneğiydi, bunu ben de bir gazete köşemde de yazmıştım. Çin'den gelen bir Çin'de gerçekleşti. Amerika'dan gelmiş olan bir yolcu. Aslında kendisini 14 gün karantinaya da alacaktı. Bu bilinçteydi. Apartmanına geldiğinde bir asansöre bindi. Yukarı çıkarken sadece asansörü kullandı. Kendisinden sonra asansöre binen bir kişinin virüsü bir şekilde aldı ve dolaylı olarak da 71 kişiye bu virüsü bulaştırdı saptandı yapılan çalışmalarla. Aslında önce dokunma üzerinden gidildi ama yapılan bir takım hava analizleri de var asansörlerle ilgili. Asansörde nasıl durduğunuz, havalandırmanın hızı, konuşuyor olup olmamanız, bütün bunlar içerisinde virüsü alma şanssızlığına neden olabilir. O nedenle diyoruz da en başından beri asansörler en küçük kapalı alanlardır ve asansöre tanımadığınız kimselerle binmemek gerekir. Kapalı alan sporları yine soğuk havanın göstergesi olarak curling sporu yapılan bir ortamda meydana geldi ve burada da 72 kişinin 24'ü enfekte oldu. Yani bütün bu örnekler, daha pek çok örnek var eklenebilir bunlara, bize neyi gösterdi? Zayıf hava sirkülasyonunun, insan yoğunluğunun, kapalı ortamın ve o ortamda bulunma süresinin riski arttırdığını gösterdi. Zaten o dönemde işte Çin'deki salgınlar incelendiğinde sadece bir tanesinin dış ortam kaynaklı olduğu, diğerlerinin iç ortamda
gerçekleştiği belgelendi. Japonya'dan bir çalışma geldi ve 18.7 kat daha fazla iç ortamda bulaşmaların olduğu görüldü. Aslında bu noktada bunlar hep konuşuluyordu ama RNA konsantrasyonu henüz tespit edilmemişti. Yani havada kalıyor olabilir bu damlacıklar ama acaba bulaşmaya, enfeksiyona neden olabilir mi gibi soru işaretleri vardı. Bir takım hastanelerde bu konularda da örneklemeler alındı ve görüldü ki havalandırmalı olan hasta odalarında virüs oranı daha düşükken mesela hastalar tarafından kullanılan ve yetersiz havalandırılmış tuvalet alanlarında daha yüksek olduğu görüldü. Bütün bu çalışmaların detayları sonrasında da SARS-CoV-2'nin aerosoller yoluyla bulaşma potansiyeline sahip olabileceği sonucuna varıldı. Ve geldiğimiz noktada biliyorsunuz, önce aslında Dünya Sağlık Örgütü de biraz duymazdan geldi bu tür bulaşma örneklerini. Ve 239 tane ve çoğu mühendis olduğunu bildiğim Rehva ve Aşre üyesi olan bilim insanları Dünya Sağlık Örgütü'ne bir manifesto gönderdiler. Bunu da ben tercüme edip Evrim Ağacı'nda yayınlanmıştı. Ve dediler ki artık hava yoluyla iletimi konuşma vakti geldi. Havalandırmanın önemini anlatma vakti geldi. İnsanlar ölüyorlar ve aslında engellenebilirler. Bir süre sonra CDC de aslında önce bunu kabul etti fakat ilk kabulünü geri çekti ama sonuçta 5 Ekim tarihinde hava yolu ile bulaşmayı konuşmak gerektiğini, yetersiz havalandırmanın bu anlamda riskli olduğunu ve enteresan olan örneğin ortak bir mekanı kullandığınızda sizden önce o mekanı kullanan ve belki virüs yayabilen bir kişinin o ortamı terk etse bile eğer ortamda hava değişimi sağlanmadıysa ardından siz boş olduğunu düşündüğünüz bu odaya girdiğinizde virüsü alabileceğinize dair de bir dipnot düştü. Şimdi bütün bu örnekler bizi nereye getirdi aslında? İç ortam kalitesine getirdi. Yani bugün bu salgın olur, yarın bir başkası olabilir. Ama eğer biz belki geçmiş salgınlardan ders alarak iç ortam kalitesi üzerinde daha fazla kafa yorsaydık ve önlemlerimizi alsaydık belki bu kadar büyük bir salgınla karşı karşıya olmayabilirdik. Çünkü nasıl depremlere karşı dayanıklı yapılarda problemlerimiz varsa iç hava kalitesine karşında binalarımızı tasarlamakta belki uygulamalar yapmakta problemlerimiz olduğunu bu dönemde gördük. Ve neden de hep kapatalım kapatalım ama bir yandan da biliyorsunuz işte ticaret devam etmekte ya da okullar açılmak zorunda. Bunun için ben diyorum ki bu dönemden dersimizi çıkaralım ve iç ortam kalitesini başkanımızın da başında söylediği gibi daha fazla konuşalım. İç ortam kalitesinin tabii ki pek çok değişkeni var. Hava kalitesi sadece bunlardan birisi. Titreşim, termal konfor, hijyen, koku, gürültü bunların hepsi aslında bir bütün ve bizim de sektör olarak bunların hepsiyle ilgili kafa yormamız gerekiyor. Ama bugün konumuz hava kalitesi. Çünkü insanlar zamanının %90'ını iç ortamda geçiriyor. Bizler büyük plazalara, büyük ofis binalarına kendimizi öyle kapattık ki elbette enerjiden de çok fazla tasarruf etme niyetiyle sıkı pencerelerimizi yaptık. Ama havadan da biraz aslında fedakarlıkta bulunduk enerjiyi daha az harcamak için. Ama biz %90'ını iç ortamda geçiriyoruz ve günlük olarak 12 bin litre taze havaya da ihtiyaç duyuyoruz. İç hava kalitesiyle ilgili ana problemleri yetersiz havalandırma, küf ve nem ve malzeme emisyonları olarak özetleyebiliriz. Biraz daha detaylandırırsak, evet, iç ortam kalitesini arttırmak için düzgün işleyen, etkili bir havalandırmaya ihtiyacımız var. Şu anda bizim COVID konusunu çalışırken taze havanın, kişi başı taze havanın ya da ortam havasının kaç kere değişeceğiyle ilgili henüz net bir bilgiye ulaşmış değiliz. Çünkü bizler aslında şu an standart değerlerin bile altındayız. Mesela ben projelerimde 36 metreküp saatin altına hiçbir zaman inmedim. Şu anda bu bütün bilim insanları tarafından minimum değer olarak kabul görmüş durumda. İç ortam kalitesi, hava kalitesini sağlamak açısından düşük emisyonlu yapı malzemelerinin kullanılması, uygun filtrelerin seçilmesi, ozon yayan ürünlerin kullanılmaması ya da azaltılması, havalandırma ve termal konfor havasını ayırmak gibi detaylar. Ve bu anlamda da nem kontrolünü çok önemsiyorum. Tekrar altını çiziyorum.
%40 ile %66 arasında tutmak zorundayız. Belki bizler bile sektör olarak nemin önemini biraz göz ardı ettik. Nemlendirici cihazlardan imtina etmiş de olabiliriz. Çünkü bu grafikte de göreceğiniz gibi ben bunu bu dönem boyunca hep paylaştım. Virüs parçacıklarının dengesiz olduğu ortam %50 ideal bağın nem oranı. Eğer siz daha düşük bir bağın nemi özellikle 10-20 seviyelerine denk geliyorsanız virüsün çok daha kolay yayılabildiğini görüyorsunuz. Sosyal medyayı çok kullandım biliyorsunuz yazarken, çizerken. Hep şunu söyledim. Evlerinize birer nemi ve sıcaklığı birlikte ölçen cihazlar alın ve duvarlarınıza asın. Ve bundan sonra yapılması gereken bütün kapalı alanlarda, AVM'lerde, hastanelerde de hem karbondioksit miktarını hem de sıcaklık ve nem değerlerini gösteren göstergelerin asılması gerekiyor. Yani bizler de artık bu bilinçle girdiğimiz bütün kapalı alanları sorgulamak zorundayız. Çünkü bu noktada karbondioksit seviyesinin çok önemli olduğunu artık biliyoruz. Eğer okullara gelirsek. Şimdi şu gri alanı algılamaya çalışırsanız şunu söyleyebiliriz. Bir okulda çocuklar açısından sınıftaki iç hava kalitesini etkileyen pek çok faktör var. Tabii ki dış etkenler de var. Ama iç ortama bakarsak termal konfor yani sıcaklık, nem ve havalandırma bizim için önemli. Sınıflarda hava kirletici kaynakların olup olmadığı, okul binasının özellikleri. Mesela okulların nereye yapılacağını artık çok da iyi seçici olmalıyız. Bazı okullarda biliyorsunuz dış ortamda İyi havalarda ders yapma imkanı varken çoğu okulumuz bizim cadde üzerlerinde çok kirli ortamlarda bile bir apartmana sıkışmış okullarımız var. Bu anlamda okul binasının özellikleri önemli. Çocukların mobilite imkanı önemli. Bunlar bir sınıftaki iç hava kalitesini etkileyen konular. Ve yapılan o kadar çok çalışma var ki ve bu çalışmaların, bilimsel çalışmaların sonunda şu deniyor. Doğal veya mekanik veya hibrit şekilde havalandırma modelleri kullanılmalıdır. Elbette biz mekanikçiler olarak kontrollü havalandırma teknolojisini tercih ediyoruz. Hakim olmak istiyoruz. Ne kadar hava geliyor, ne kadar gidiyor bilmek istiyoruz. İyi filtrelendi mi bunu öğrenmek istiyoruz. Yani kontrollü havalandırma teknolojisi bizim önceliğimiz. Mesela 2011 yılında 104 Amerika Birleşik Devletleri okulu araştırılmış ve 87 okulun aşırı standartlarına göre bile yeterli havalandırmasının olmadığına karar verilmiş, gözlenmiş. Ve biliyorsunuz hep PPM diye bahsettiğimiz bu karbondioksit konsantrasyonu bizim açımızdan çok önemli çünkü iç hava kalitesiyle direkt olarak ilişkisi olduğu saptanmış. Ve bu yapılan araştırmadaki sınıflarda çoğu sınıfta 1000 PPM'i aştığı görülmüş. Hatta 5000 ppm üzerine çıkabildiği ve ortalama değerin 1400 ile 3000 ppm arasında olduğu da gözlenmiş. Ve bir başka çalışmada da denmiş ki taze hava değerleriyle oynayarak bu ppm oranları nasıl değiştirebiliriz diye yapılan bir çalışmada 1.7'den 6.6'ya çıkarıldığında 1500'den 900'e düştüğü de görülmüş. Okullarda aşrenin verdiği taze hava miktarları yaşa göre işte 26 metreküp saat, 24 metreküp saat olarak değişiyor. Sıcaklık ise 20-24 ama bağıl nem %40 ile %60 arasında. Bu dönem biliyorsunuz bazı modellemeler yapılıyor. Bunlardan birisini paylaşayım. Bu modellemede taze hava miktarı 8.5'dan başlayarak 1.7 arasında değerlendirildiğinde elbette sınıfta kalma süresi, sessiz veya konuşuyor olmak, virüs taşıyan kişinin ki bu sınıfta bir virüs taşıyıcısı olduğu üzerinden yapılmış bu modelleme. Bakın 8,5 litre bölü saniye 1000 ppm'de yeşil bizim için iyi bir değer. Riskler çok daha düşükken hem hava debisi düştükçe hem de süre arttıkça kırmızı noktalara, kırmızı bölümlere olay dönüşmüş oluyor. Bir başka örneği yine ben bu dönemde paylaşmıştım. 4 saat boyunca bir sınıf üzerinden yapılmıştı bu çalışma. Süper bir yayıcıdan 4 saat sonra yani maskede olmadan bütün sınıfa bu virüs yayılmıştı. Sınıfta bir değişim saat üzerinden yapıldığında. Ama eğer siz iyi bir havalandırma yapıyorsanız, cerrahi maske takıyorsanız bu olasılık %2'ye kadar düştüğünü görüyoruz.
Şimdi bu noktada biz hala maskeden kurtulamayacağız gibi gözüküyor. Çünkü bizim bu bahsettiğimiz 10 litre bölü saniye standart değerler maskeyle bizim riskimizi azaltıyor hala. Yapılan araştırmalar, mesela bir hastanede yapılan bir araştırmada kişi başı 146 metreküp saat havadan bahsediliyor. Ya da başka bir çalışmada bunun çok daha üzerinde. Hatta bir çalışmada ben eğer maske takıyorsanız bulaşma oranı 4 katına iniyor. Ama sizin maskeyi çıkarmanız için taze hava oranını bunun 4 katına çıkarmanız gerektiğine dair de bir çalışmaya rastladım. Yani hava debisiyle ilgili bizim biraz daha kafa yormamız gerekiyor. Bugünlerde bu çalışma da ortada dolaşıyor. Yapılmış bir çalışma bu. Colorado Üniversitesi'nde yapılmış. İşte öğretmen hasta, hiçbir önlem yok. 24 kişilik bir sınıf ve 2 saat sonunda 12 kişiye virüs bulaşıyor. Eğer maske takarsanız kişi sayısı 5'e kadar düşüyor. Ama siz hem maske takıyor hem de odayı havalandırıyorsanız ve süreyi de kısaltıyorsanız bakın 1 kişiye kadar düşen bir olasılıktan bahsediliyor. Bu noktada bana hep bugünlerde sorulan bu karşılıklı işte kapıyı ve pencereyi açalım mı hocam diye sorduklarında ben hep şöyle bir duruyordum. Çünkü bu da elbette havalandırma mı yoksa kişiden kişiye havayı bulaştırmak mı dediğinizde elbette daha çok havalandırma diyoruz ama burada gerçekten çelişkili bir durum var. Çünkü İspanya'da yapılan bir çalışmada eğer siz çapraz bir havalandırma yapıyorsanız virüslerin, aerosollerin kişiden kişiye taşınmasını neden olabileceği gözlenmiş. Ama tabii bir yandan da havalandırma iyi bir yöntem diyorsunuz. Bu büyük bir yaman çelişki ama işte bizim demek istediğimiz bu. Sizin havayı, yani daha doğrusu pencereleri açtığınızda ortama ne kadar hava geldiğini bilmiyorsunuz. Kaç değişim sağlayabildiğinizi kontrol edemiyorsunuz. Ve hava dağılımının da bu virüsün yayılmasındaki önemini göz ardı ediyorsunuz. Çünkü biz biliyoruz ki havanın hızı, hava dağılımının şekli çok önemli. Bu noktada deplasmanlı havalandırmanın sınıflar için ideal bir dağılım şekli olduğunu gösteren çalışmalarla karşılaşıyoruz. Örneğin bu yine yapılmış bir modelleme. Displacement ventilation yani deplasmanlı havalandırma, döşeme seviyesine yakın üfleme tavandan yapılan emişte görüyorsunuz ki karbondioksit miktarları çocukların nefes aldığı bölgede daha az. Ama bizim karışık havalandırma dediğimiz, tavandan üflediğimiz ve emiş yaptığımız sistemde ise karbondioksit miktarının çocuğun yaşadığı bölgede daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Benim öngörüm önümüzdeki dönemde kişiye özel hava sahası yaratan havalandırma sistemlerini tasarlamamız gerektiğini, bunu ben uçaklar için de anlatmıştım ki bu konuda yapılmış ciddi çalışmaları takip etmiştim. Yani tüm araçlar için belki önümüzdeki süreçte böyle bir tasarıma gidilebilir ama okullar için bunun doğru olduğunu çok önceden bilirken ya da düşünürken bu tür çalışmalarla destekleniyor olmayı da kendim açımdan değerli buluyorum. Bu anlamda okul mimarileri üzerinde de çalışmalar yapmak gerekiyor. Elbette doğal havalandırma bir alternatif olmalı enerjiyi düşünerek. Bakın Çin'deki eğer iklim koşulları uygunsa çoğu okulda doğal havalandırmayla da bu konuyu çözmeye çalışıyorlar. Ama mimari çok önemli. Çünkü bizim havalandırmayı güvenli yapmamız lazım. Mesela sınıf biliyorsunuz hava akımının temizden kirliye doğru olması lazım. Eğer ters rüzgarlar varsa, ters hava akımları var ise siz o zaman o sınıfınızın koruyuculuğunu sağlayamayabilirsiniz. Yani başka bir sınıfın virüs olasılığı olan bir sınıfın ya da koridorun havasının kendi sınıfınıza geçmesine de meydan verebilirsiniz. O nedenle öğretmenlerimizin bu anlamda da çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü onlara pek çok aslında bu anlamda yük bıraktık. Yani sınıf havalandırmaları, mimari tasarımlar da bu anlamda önemli. Şimdi ben bu dönemde biliyorsunuz, pek çoğunuz da takip ettiniz. Bir şeyler yapmalı dedim hep. Bir şeyler yapmalı, çözüm bulunmalı. Çünkü devletin koşulları belli. Ne yazık ki rehberlerimizi hazırladık. Oraya önlemler belki de yazdık. Bu anlamda çok da kıymetli buluyorum iklimlendirme diye bir bölümünün olmasını. Ama anlatamadık. Yani eğer siz şöyle bir
Çıkın gezin süpermarketleri, AVM'leri. Çoğunda o rehberden habersiz olduklarını görebiliyorsunuz, uygulamadıklarını görüyorsunuz. Hatta ben çoğu süpermarket müdürüyle bu anlamda tartışma yaşadım. Hiçbiri hiçbir şey bilmiyordu. Mesela sınıflar için ne yapılabilir diye düşündüm. Hemen basit bir çözümü paylaşma gayreti içerisinde oldum. Çünkü öğretmenlerimiz bana mesaj atıp biz ne yapalım diyorlardı. Isı geri kazanımlı bir sistem tasarladım. Yapılabilirdi. Devlet de buna ön ayak olabilirdi. Lego gibi bir yerlerde tesis edilip gelinip sınıflara bunlar asılabilirdi. Mesela aynı şey bu iç havayı döndüren cihazlar. Rehberimizde de der ki eğer siz o split klima cihazını taze havayı alıyor hale getirirseniz çalıştırabilirsiniz. Bakın ben mesela hemen bir örnek çalışma yapmıştım o dönemde. Bazı eczacılar ya da sağlık ocakları, poliklinikler bile soruyorlar. Split klima cihazıyla ısıtıyoruz, soğutuyoruz ne yapalım? Araya bir parça akople ederek bir ısı geri kazanım cihazıyla direkt split klimaya taze havayı vererek bir çözüm üretmeye çalışmıştım. Naçizane kendimce. Filiz Hanım, bu arada sürenizin son 3 dakikasındasınız. Çok az kaldı. Belki 1-2 dakikada tolerans. Ben uyarmak istedim. Yani teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Mesela ben üniversite sınavları öncesinde bu paravanları koruma kabinlerini tasarlamıştım. Demiştim ki keşke bu konuda bir seferberlik başlatılsa. Neden biliyor musunuz? Hani biraz önce dedim ya bu çapraz akım. Mesela bu sistem çocukları bu çapraz akımdan koruyabilir. Yani havanın çocukların üzerinden akıp gitmesine neden olabilir, sağlayabilir. Bu yapılabilirdi. Ben bunu aylar önce tasarlamıştım. Sonra baktım ki dünyada işte Kore'de, Japonya'da pek çok okulda bu tür çözümler uygulanmaya başlandı. Bu dönem biliyorsunuz Rehvan'ın bir okul rehberi oldu. Bunu da tercüme ederek basınla da paylaştım. Okullardaki en sıcak noktaların tuvaletler olduğunu söyledik. Çünkü ben biliyordum ki ah tuvalette maskemizi çıkartıp rahatlayabiliriz diyen pek çok kişi vardı. Bu anlamda önemliydi ama havalandırma burada. Yine altının çizilmesi gereken noktaydı. Atmosfer havasıyla havalandırmak, sınıflarda karbondioksit ölçümünün yapılması, tuvalet egzoz sistemlerinin mekanik olarak 7/24 çalışır hale gelmesi gibi bu rehberi de kamuoyuyla paylaştım. Bir iki böyle bana gelen, kendi başının çaresine bakan duyarlı veliler, öğretmenlerimiz var. Bakın mesela bunu paylaşmıştı bende benimle bir arkadaşımız. Sınıfa iki tane karşılıklı kanal sistemi yapmış şu kahverengiler, üzerinde menfezler var. Dışarıya da herhalde okulun cephesinden izin alarak birer tane fan yerleştirerek kendisi bir çözüm oluşturmuş ve velilerle de mücadele etmiş bu konuda. Böyle bir çözümle bana gelmişti. Şöyle toparlıyorum, bizim sektörel olarak yani mimari anlamda, elbette mekanik anlamda çok büyük sorumluluklarımız var. Bunları detaylı olarak konuşacağız ama sıcaklık, nem kontrolü, karbondioksit kontrolü, daha kaliteli filtreler. Ben mesela bundan sonra F8'in altında projelerimde filtre kullanmamayı düşünüyorum. Zaten karbondioksit ölçümlerinin yapılması için projelerimize şart koyuyoruz biliyorsunuz ama bu konularda daha dikkatli olmak gerekiyor ama en önemlisi bundan sonra ki pandemilerle belki de hazırlıklı olabilmek için binalarımızı daha iyi tasarlamalıyız ve bina standartlarımızı da gözden geçirmeliyiz. Şöyle bitirmek istiyorum. Bütün bunlarla bu dönemi atlatabiliriz. Maskeydi, mesafeydi, kısıtlı olanaklarla havalandırmaydı. Ama bizlerin büyük resme bakmamız lazım. Mühendisler olarak, doktorlar olarak, herkes ne yapmalıyız? Doğayı korumalıyız aslında. Güvenli içme suyu sağlamalıyız. Güvenli sağlık tesisleri oluşturmalıyız. Bakın hastanelerle ilgili bence sınıfta kaldık bu dönemde. Bu kadar çok doktoru kaybetmemeliydik. Hastanelerde klima sistemi yok mu deniyor? Elbette var. Demek ki eksiklerimiz var. Yaşanabilir şehirler inşa etmemiz gerekiyor. Fosil yakıt kullanımından vazgeçmemiz, daha çok yenilenebilir enerjiyi sistemlerimize dahil etmemiz ve sağlıklı ve mutlu çocukların olduğu bir dünya için küresel olarak harekete geçmeliyiz diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok teşekkürler Filiz Hanım. Şimdi ben başta söylemeyi unuttuğum bir şeyi yazarak belirtmiştim ama arkadaşlar yazışma alanına istediğiniz soruları konuklarımıza sorabilirsiniz. Sadece bir uyarı yapmak istiyorum. Satmakta olduğunuz ya da üretimini yaptığınız ürünlerin tanıtımına yönelik olmazsa sevinirim. Çünkü onlar
mesajların arasında ayıklamak çok zor oluyor. Onları paylaşmamam gerektiğini biliyorum reklama girmemesi açısından. Birkaç soru var Filiz Hanım. İsterseniz onları ben size aktarayım. Tabii siz de görüyorsunuz ama muhtemelen. Şöyle bir soru var. Merhaba, kapalı kalması mecbur alanları saatte kaç defa, kaç dakika taze havayla havalandırmak uygun olur? Çok parametresi var ama yaklaşık bir düzen verebilir misiniz? Sanırım rakam biraz şey. Sizin dediğiniz gibi yani bu dönemde bilimin kıymetini bilelim. Projelere değer verelim ve tabii ki her bina için farklı değişim saatler söylenebilir ama okullar için mesela Dünya Sağlık Örgütü'nde bu soru sorulduğunda 6 değişim saat demiş. Şu an için 6 değişim saat sınıflar için iyi bir değer gibi konuşuluyor ve yapılan işte benim de paylaştığım çalışmada da karbondioksit oranları açısından okullar adına böyle bir değer verebilirim ama bina bazında tabii ki biliyorsunuz hem kişi sayılarına göre hem de mekanın yüksekliğine ya da içerisinde hangi eylemin olacağına göre. Spor salonlarıyla okulları bir tutamazsınız değil mi? Bizlerin uymak zorunda olduğumuz standartlar var ve biz bunlara uygun eğer tasarlıyorsak problem çıkmayacaktır zaten ama uzmanına bu konuda danışmak gerekiyor. Bir sonraki soruya geçmeden ben bir şeyi vurgulamak istiyorum. Az önceki MMO'nun makine mühendisleri odasının yaptığı çalışmanın liderlik konumundaki Macit Hocam da dinleyicilerimiz arasında o çalışma için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır kullandığımız bir şey. Sağ olsunlar. Bütün ekip adına, bütün ekibine teşekkür ederim kendi şahsında. Bir soru daha var. Kampüsümüzde 4 borulu fen koil yardımıyla çiller, doğalgaz kazanları vesaireyle ısıtma soğutma yaptığımız sınıflarımız mevcut. Fakat bu sınıflara ait bir taze hava egzoz tesisatımız maalesef yok. Yani taze hava ihtiyacımızı sadece pencere kapıları açarak sağlıyoruz. Bu senaryoda ısıtma amaçlı kullanılan fen koiller, duvar tipi klima ve benzer şekilde mahallelerde bulunan mevcut havayı ısıtıp ortama vereceği için ne derece tehlikelidir? Çalışma sistemi nasıl olmalıdır? UV ışınları bu konuda hava temizleme cihazlarının sorunu çözer mi diye bir soru var. Şimdi bu konuya genel bir cevap verelim. Bu dönem bu hep konuşuldu biliyorsunuz. Özellikle oteller üzerinden konuşuldu. İç ortamı döndüren fan coil cihazlarımız var. Biz altını çiziyoruz. Rehberlerimiz de bunu söylüyor. Yani iç ortamı döndüren cihazları taze hava olmadan çalıştırmayacağız. Pencereleri açıp kapatmak bir çözüm. Yani ne kadar riski göze alacaksınız bu anlamda. Ne diyoruz? Yeterli taze hava, güvenli taze hava. Eğer siz bunu sağlayamıyorsanız elbette risk var fan koilleri çalıştırmakla sadece. Yani taze havayı sağlamanın yolunu bulmak gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bunu atladık arkadaşlar. Yani zaten bir arada olunan mekanlarda taze hava olmalı. Yani sadece ısıtıp soğutmak bir çözüm hiçbir zaman olmamalıydı zaten değil mi? Yani pencereleri açamıyorsanız o mekana taze havayı getirip götürmeniz gerekiyor zaten. Ben buna böyle cevap vereceğim. Yeterli taze havayı getirmenin bir yolunun bulunması gerektiğini düşünüyorum. UV konusuna direkt uzmanlık alanım değil ama UV ile ilgili çok soru sorulduğu için her şeyi takip etmeye çalıştım. Ve katıldığım bütün uluslararası seminerlerde de UV'nin güvenilirliği konusunda hala şüpheler var. Özellikle klima santrallerinde elbette dönüş hattında kullanılabilir diye de bir takım çözümler paylaşılıyor. Ama ben burada da mesela şöyle bir endişe duyuyorum. Biz biliyorsunuz klima santrallerine tam ulaştığımız noktalarda çok yüksek hızlarla kanal sistemimiz santrallere bağlanıyor. Bu anlamda UV'nin geçiş hızının yani benim bildiğim mesela 2,5 metre bölü saniyelerde daha faydalı olabildiğini biliyorum. Biz onlarda 12'lerde girerken nasıl bir sistemle o havadaki virüsleri öldürebileceğiz? Artı sadece öldürmeniz yetmiyor, o virüsü tutmanız da gerekiyor. Yani sadece UV'nin de yetmediğini, yine bir filtre koymak gerektiğini biliyoruz. Yani mevcut sistemlere bu tür akümülasyonların cihaz basınçlarıyla ilgili problem yaratacağı için çok yeterli olmayacağını düşünüyorum. Ortamlara, küçük ortamlara mesela sadece fan coil olanlara HEPA filtreli ya da ULPA filtreli iç ortam havasını temizleyen cihazlar öneriyoruz. Ama hiçbir zaman yani UV kullanalım virüsleri öldürelim ya da bu cihazlarla ortam havasından virüsleri kaldıralımın hiçbir zaman hava yoksunluğunun önüne geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hava artı bu tür önlemler olabilir ama biz bunları yapalım. Havadan yine yoksun yaşayalım olmaması gerektiğini düşünüyorum.
Kerim Bey bir söz alabilir miyim? Ben de tabii o zaman. Müsaadeniz varsa tam konu geldi. Şimdi iki şeyin ayrımını da ben yapmak istiyorum. Pandemi sırasında biz bu konuyla ilgili de işte basın açıklamaları, basın toplantıları düzenledik. Split klimalar veya bireysel fan coil cihazları eğer toplu olarak kullanılan ortamda ise atıyorum açık ofiste split klimanız varsa %100 bunu kullanmamak lazım. Taze havayla beslemek lazım. Ama evinizde varsa split klima sadece siz kullanıyorsunuz. Bireysel ofisiniz içeriye giren çıkan yok. Sizin müştekil olarak kullandığınız bir alansa buralarda klimaların artı ya da eksi bir etkisi yok virüsün yayılımına. Virüs klimalar yoluyla değil hava akımıyla dağıtılıyor. Filiz Hanım'ın üzerine basa basa söylediği konu. Dolayısıyla hava akımı yaratan herhangi bir konu. Yani tavandaki vantilatör de aynı şeye sebebiyet verebilir. Camı açtığımızda oluşan ters akımı da verebilir. İçerideki fan coil cihazı veya split klima cihazı da buna sebebiyet verebilir. Bunu tekrar vurgulamak istedim. Yani bireysel kullanımlarda bir artı eksi bir riskiniz yok. Tabii Ozan Bey, bunun hep altını çizdik zaten. Evet. Yani kontrollü, zaten bir arada yaşadığınız insanlarla birbirinizi tanıyorsanız, riskinizi biliyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Biz burada toplu yaşanılan kapalı ortamları, ben de onu demek istemiştim. İyi yaptınız, altını çizerim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu bir soru değil. Deplasmanlı havalandırma konusunda bir arkadaşımız yazmış. Deplasmanlı havalandırmanın farklı görüşler var biliyorum. Doğru yöntem olmadığını, aslında partiküllerin yukarıya taşınabileceğinden bahsediyor. Bu konuda da hala bizim sektörde tartışmaların devam ettiğini, en doğru sistemin bulunduğunu söylemenin mümkün olmadığını biliyorum. O yüzden yanıtınızı vermiş olduk ama başka bir yanıtınız varsa lütfen sanın. Tabii ki. Şimdi bakın şöyle, biz biliyorsunuz deplasmanlı havalandırma sistemini mesela konferans salonlarında yaparız, sinemalarda kullanırız. Yani burada amaç bireysel hava sahası yaratmak. Ben uçakları incelerken bu Çinli bir profesör var, Boeing için bazı çalışmalar yapıyor. Mesela o uçaklarda, çünkü hava vücut ısınızla yukarıya yükseliyor ve inip atıyorsunuz tavandan. Mesela o çalışmalarında kesinlikle deplasmanlı havalandırma yapılması gerektiği üzerinden gidiyor. Biliyorum mesela ameliyathane bazında biz ne yaparız? Laminar havayı yukarıdan veririz ve aşağıdan partikülleri toplarız. Bu da bir alternatif olabilir. Bu ikisi arasında belki bir daha idealini bulma üzerine çalışılabilir ama ben mesela bir gün önce Rehman'ın toplantısından sizinle o çalışmayı, modellemeyi paylaştım. Karbondioksitin insan seviyesindeki zararlı etkisini ya da çoğu ne kadar miktar olduğunu belirleyen bu çalışma deplasmanlı havalandırma için şu an pozitif bir yön olarak gözüktü benim adıma. Anladım. Bir soru daha, yani net olmadığını hepimiz biliyoruz. Şöyle bir öneri var aslında, bilim kurulunda mühendislerin de olması gibi bir öneri var. Bu hepimizin mühendisler olarak temennisi. Bilim kurulunun ben şahsen tam yapısını bilmiyorum. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapamayacağım. Bir soru var. Ülkede en fazla olan bulaş tipi ev içi bulaş. Ev içi bulaşı engellemek için nem dengesini sağlamak amacıyla ne yapabilirim? Vallahi en basit önlem kaloriferlerin üzerine yatay kaplarda su koymak. Ama tabii ki buharlı nemlendiriciler var. Mesela ben küçükken çocuğum çok sık hastalanırdı. Kreşten virüs alıp gelirdi. Ben gece sabaha kadar geniz etleri olduğu için buharlı nemlendirici almıştım ve onu çalıştırırdım ve çok da faydası olduğunu biliyorum. Onu kullanabilirler. Yeter ki ölçsünler, farkında olsunlar. Bakın, şimdi bu nem olayını çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum biliyor musunuz? Bir dönem Ankara mesela Wuhan oldu dediler, değil mi? Ya da bazı illerde yazın bile birdenbire çok fazla vaka görmeye başladık. Ben o dönem hep takip ettim. Mesela Ankara'da o günlerde dış bağıl nem %16'ydı. %10'du. Yani o yüzden bağıl nemin artık farkında olmamız gerekiyor. Antep'te, Diyarbakır'da benim bütün arkadaşlarıma evlerine birer nem ölçer almalarını önerdim. Ve takip ettiler. Mesela o dönemde hem dış hava çok sıcak,
çok kuru. Evlerde split klima cihazlarını çalıştırdılar. Baktılar bağıl nem %10'a düşüyor içerilerde. O yüzden bağıl nem çok önemli. Enfeksiyon anlamında zaten doktor arkadaşlarımız da bunu söylüyorlar. Ve ben belki bitireceksiniz ama şunu unuttum Kerim Bey. Belki bir anlamda şunu da eklemem gerekiyor. Şöyle bir şeye çekeceğim konuyu. Ben bu okullardaki havalandırmayla ilgili de yaptığım çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yetkililerle paylaştım. Ve bana şöyle bir müjde verdiler aslında, onu söylemek istiyorum. Pandemi öncesinde Kırıkkale'de örnek bir okul üzerinde çalışma yapılmış, iyileştirme yapılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte yapılmış bu çalışma. Ve hatta benim çalışmamın üzerinden de kendisi makama konuyu ileteceğini söyledi. Benzer bir çalışmanın bu dönemde de yapılabilme ihtimalinden bahsetti. Ve bir güzel haber de Milli Eğitim Bakanlığı artık yeni okul yapılarında da havalandırma sistemi yapılacağını iletmiş. Ya ben bunu da bugünün bence iyi, olumlu bir yanı olarak sizlerle paylaşmak istedim. Taze bir haber bu. Peki bir tane şey var. Soru değil aslında, hemşire bir kardeşimiz. Disiplinler arası gönüllülük esasına göre çalışan platformun faydasını olacağını düşündüğünü belirtmiş. Bir soru daha olması lazım. Hemen ben bir şöyle göz atayım. Mesajlara bakmak benim yaşımda kolay olmuyor. Yakın gözlüğüne ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Bu çalışmanın, disiplinler arası çalışmanın ne kadar doğru olduğunu bildiğimiz için aslında bugünkü webinarımıza böyle başladık. Filiz Hanım'a soru kalmadı gibi görünüyor. Ben bu diğer konuya... Benim bir tane soru var ama onu da soralım mı Filiz Hanım'a? Tabii, betimden kaçtıysa olur. Tamam. %100 taze havalı iklimlendirme sistemlerine geçiş kaçınılmaz olarak görünüyor. %100 taze havalı sistemler ile enerji tasarrufu ilişkisinden bahseder misiniz? Tamam. Şöyle kısaca bahsedeyim. Şimdi %100 taze havaya dönüşebilen diyelim isterseniz. Yani gerektiğinde elbette bu günleri atlatacağız ve yeterli taze havanın da olduğu dönemler olacaktır. Bu anlamda sistemlerimizi öyle kurgulamalıyız. Artı eğer %100 taze havalı sistemler kullanıyorsak elbette ısı geri kazanımlı sistemleri tercih etmeliyiz. Benim bu anlamda sektörel olarak yeni teknolojiler üzerinde çalışmamız lazım. Daha enerji verimli sistemler kurmamız lazım. Bu bizim bence görevlerimiz ama mesela ısı geri kazanım sistemleriyle ilgili bu dönem rotorlu tiplerden korktuk biliyorsunuz. Yani havanın karışma ihtimali olabileceğine dair kaygılarımız oldu. Belki bu konuda daha iyi çalışmalar yapılabilir. Yani bunun da önemi var. Enerji anlamında geri kazanım sistemleriyle sistemleri desteklemek. Ama bizim de cihazlar anlamında alacağımız dersler var pandemide. Peki, çok teşekkür ederim. Diğer konumuz farklı bir disiplin alanından doktor bir arkadaşımız. Ben şimdi kendisiyle ilgili bilgilerimizi vereyim. Çok teşekkürler Filiz Hanım değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun, teşekkür ederim. Biraz sonraki konuğumuz Profesör Doktor Pınar Okyay. Bornova Anadolu Lisesi ve Ege Tıp mezunu. Ardından 9 Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Sağlığı mezunudur. Sağlık Ocağı Hekimliği, Sağlık Grup Başkan Yardımcılığı, İstatistik Şube Müdürü, İl Kalite Güvence Koordinatörü olarak çalışmış. Yani kendi alanında neredeyse hem idari hem de aktif olarak her görevde bulunmuş bir arkadaşımız. 2000 yılından beri Adnan Menderes Üniversitesi'nde çalışmalarına devam etmekte. Orada tıp eğitimi anabilim dalının kurucu üyeliği, uygulama araştırma hastanesinin başhekim yardımcılığını yapmıştı. Halk Sağlığı Derneği Hasüder'in yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Ve şu anda da COVID-19 bilim kurulu üyeliği devam ediyor. Halen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndaki görevine devam ediyor. Orada halk sağlığındaki epidemiyoloji, sağlık araştırma yöntemleri, araştırma ve yayın etiği, biyoistatistik ve kadın sağlığı alanlarında ağırlıklı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu konularda lisans öncesi ve lisans sonrası düzeyde dersler vermeye devam ediyor.
ADÜSEM yani Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Hasüder'de gönüllü öğretim üyelerinin desteğiyle oluşturulan SAK Sağlık Araştırma Kurslarının koordinatörlüğünü devam ettiriyor. Çok sayıda tıpta uzmanlık ve yüksek lisans tezinde danışmanlık yapmıştır. Uluslararası ve ulusal 21 projede görev almıştır. Yerli ve yabancı birçok dergiye hakemlik yapmaktadır. Uluslararası Yabancı Bir Dergi'nin editör kurulundadır. Sağlık Uzmanları Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Hasüder Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Yapmaya devam etmektedir. Ve az önce de belirttiğim gibi bugünlerde çok gündemde olan Bilim Kurulu üyeliği devam etmektedir. Pınar Hanım, ben size sözü bırakmak istiyorum. Bu arada Sağlık Bakanlığı'ndan bir arkadaşımızın az önceki sorularla ilgili katılmak istediğini duydum. Toplantının sonunda kendisine söz vereceğiz. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nda UV sistemleriyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek istedi. Ama konuşmacılarımızı bölmemek adına en son kendisini dahil edeceğiz. Katılım için de şimdiden teşekkür ederim. Pınar Hanım, sözü size bırakayım. Sizi duyamıyoruz Pınar Hanım ama. Özür dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de diyorum çok yararlandım Filiz Hanım'ın sunumundan. Aslında uzun zaman yani uzun dakikalar boyunca daha dinleyebilirdik. Böyle bir uzmanlık özellikle bu dönemde çok değerli bulunması da değil. O yüzden ben de bu arada bunu dinlemiş olmaktan çok mutluyum. Bugün akşamüstü de tam da bu konuları içeren bir yine toplantımız var. Okul sağlığı ile ilgili ve kapalı ortamlarla ilgili bir metin üzerinde çalışıyoruz bilim kurulunda. Biraz önce haklı olarak söyledi mühendis arkadaşlarımız yok mu diye. Bilim kurulunun yapısı sağlık kökenli kuruldu biliyorsunuz ilk başlarda. Ama sonrasında sosyal bilimlerden katkısı olanlar bir alt bilim kurulu var. Ama bugün burada aramızda Sağlık Daire Başkanımız Tuncay Bey de var. Onların sürekli çalıştığı ekipler aslında mühendis arkadaşlarımız. Ve ben şunu biliyorum. Örneğin bizim de tabii ki örneğin yani sizlerin danışmanlığı olmadan böyle bir şey yürütebilmemiz mümkün değil. Bugünkü toplantımızda da sizin sektör temsilcileriniz katılacak. Sürekli olarak havacılık konuşuyorsak havacılıktan, iklimlendirme konuşuyorsak oradan sektör temsilcileri geliyor. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde okulların önemi, okulda öğrenci, öğretmen ve tüm çalışanların sağlığı, bunun topluma çok büyük bir etkisi olduğu görülüyor. Ve bu büyük bir resmi son derece seçkin bir konuk grubuyla ve çok disiplinli olarak incelemek benim için çok heyecan verici. Bu nedenle İSKİT Yönetim Kurulu'na özellikle Ozan Bey'in şahsında çok teşekkür ediyorum. Kerim Bey'e de moderatörlüğü için ve nazik daveti için çok teşekkür ediyorum. Bunları hızla geçeceğim. SARS-CoV-2'yi artık hepimiz biliyoruz. Şu spike proteinleri çok da konuşacağımız aşı ile ilgili önümüzdeki günlerde daha da önem kazanacak. Biraz isterseniz bahsedebilirim. Şimdi enfeksiyon zincirinde biraz duracağım. Biz çünkü enfeksiyon zincirini şöyle açıklıyoruz ve bunu da bilmemiz aslında nereye müdahale etmemiz gerektiği ilgili çok önemli. Belirtili ya da belirtisiz COVID pozitif insanlar bizim kaynaklarımız. Bu kaynaktan biz yani enfekte kişiden işte çeşitli öksürme, aksırma enfekte kişi şu anda daha çok damlacık ve temas diyoruz ama bazı koşullarda hava yolu bulaşı daha küçük aerosollerden bahsediliyor. CDC'nin 5 Ekim metnine ben de atıfta bulunacağım. Burada bulaşıyorlar ve aslında sağlam kişiye geçiyor. Biz ya kaynakta ya bulaşta ya da konakta bunu engellemek zorundayız. Konağa yapabileceğimiz şey sağlık eğitimi ve aşılama. Ne yazık ki ya da kemoprofilaks dediğimiz bazen ilaçlarda da biz engelleyebiliyoruz. Şu anda böyle bir şansımız yok. Kaynaktaki insanları tedavi etmeyle ilgili şansımız da yok. Allah'tan %80-85 bazı yayınlarda çok daha fazla belirtisiz geçiriyorlar. Çok ciddi sorun yaşamıyorlar. Tamamen özgün tedavisi olmayan ve aşısı olmayan yeni bildiğimiz bir virüsle karşı karşıyayız. Bulaş yoluna yönelik bilgilerimiz her geçen gün artıyor. Ama biraz önce Filiz Hanım söylediği gibi hala bu gerçekten bir işte hava yolu
açıkçası hava yoluyla nakledilen, bizim klasik anlamda halk sağlığında hava yolu bulaşıcı mıdır? Hala bu bizim aramızda da tartışılıyor. CDC'nin metninde de böyle tartışılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de. Çünkü aslında biz hava yoluyla bahsederken klasik tüberküloz ve kızamık örneklerini hep alırız. Burada çok daha uzağa taşınabilen özellikle küçük parçacıklar söz konusudur. Asılı durur bu parçacıklar. Şu ana kadar hep COVID için söylediğimiz bir mesafe gittikten sonra düşen parçacıklar değil. Bizim çok önemli bir konuya değindi. Havaların soğumasıyla birlikte nem azalacak. Nem kuru, biliyorsunuz soğuk havalar kuruluğu da getiriyor ve o parçacıkların daha uzun süre taşınabilme olasılığı var. Şimdi ben şöyle CDC'nin metninde genel halk için aslında şu anda belki hava yolları ile ilgili mühendislik önlemleri konusunda açık bir ifade yok. Yani şu an için belki erken diyor ama ben okullar bugün özellikle konuşuyoruz. Okullardan başlayarak özellikle kapalı ortamlarımızı iyileştirme ile ilgili pratiğimizi yerleştirmemiz gerekiyor. En son evlerle ilgili bir şey atıfta yapacağım. Zaten orada da durumumuz gerçekten berbat. Ama yani bunu biz biliyoruz. Giderek artan şekilde hava yolu bulaş yolunda daha önce olmayan yayınlar ortaya çıktı. Ama bizim şu anda özellikle ısrarla hala durduğumuz ya da vazgeçmediğimiz yön elbette damlacık ve temastı. Bu bir süreç, birlikte öğrendiğimiz bir süreç. Bu hastalıkla ilgili biraz önce söylemek istediğim şey özellikle belirtisiz ve hafif vakaların çokluğuydu. Bunların bir özelliği var. Bunlar bulaştırabiliyorlar. Çocuklarda bu tip yöndeki bulaşta giderek artan bir şekilde yayınlara girdi. Eskiden çocukların bulaşıcılığının özellikle 10 yaş altında hala aynı şeyi söylemekle birlikte çok daha az olduğunu söylüyorduk. Ama şimdi şunu biliyoruz, özellikle semptomlar başlamadan önce 2-3 güne kadar ve başladıktan sonra 10 güne kadarki dönemde bulaşıcılık özellikle gündemde çok fazla semptomlarla karşımıza çıkıyor. Buradan şöyle bir şey söylemek isterim. Açıkçası bu hastalığa asıl olan yakalanmamak ve yakalanmamak için ne gerekirse yapmalıyız. Biz örneğin çocuklara özgü bir inflamatuar hastalıktan bahsediyoruz ve ondan korkuyorduk. Birkaç gün önce bir sürü yayın çıktı arka arkaya. Artık geç dönemde erişkinlerde de bu tip hastalıklar var ve şimdi onun erişkin tipi midir diye şey yapılıyor. Çok enteresan, vücutta ACE reseptörlerin olduğu her yere bağlanan yaygın bir vaskülit, yaygın bir tromboz süreciyle giden, yani fırtılaşma süreciyle giden bir hastalık ve ilk kez erişkinlerde uzun erimli yan etkilerini, uzamış yan etkilerini konuşmaya başladık. O yüzden aslında bu paneli ben çok önemsiyorum. Çünkü bu koruma ile ilgili ve tam halk sağlığı bakışıyla ilgili bir panel. Bulaştırıcılığı biz eğer dikkat alırsak bizim için çok önemli, birazdan açılabileceğim. Özellikle karantina, izolasyon gibi önlemlerde kimleri ne kadar, özellikle iş hayatı için bu çok da önemli oluyor. Okul için de öyle. Bunları konuşmamız gerekiyor. Şimdi biz bugüne kadar salgın kontrol stratejisi olarak ne yaptık? İlk başlarda biraz daha aslında baskılamaya çalışmıştık. Şu anda salgının etkisinin dünyadaki birçok ülke gibi etkisinin azaltılması ile çabalıyoruz. İşte bu arada da toplum hareketliğinin kısıtlanması ile ilgili her geçen gün hayatımızda haklı olarak bazı önlemler oluyor. Şimdi bizim yapmaya çalıştığımız sağlık sistem kapasitesinin aşılmamasını sağlamak. Eğer siz salgını bırakırsanız bu şekilde pik olur, yükselir. Bir süre sonra işte o kadar çok toplumda salgını geçiren olur ki kendi kendine sınırlar ve düşmeye başlar. Ama bakın, sizin yatağınız şu kadarsa o zaman buralara geldiğinizde siz o hastalığın ihtiyaçlarını karşılayamazsınız. Erken dönemde özellikle İtalya'nın kuzeyinde yaşanan bu oldu. O kadar hazırlıksız yakalandılar ki bütün kapasiteleri aşıldı ve başta yaşlılar olmak üzere çok yüksek ölümlülükle seyredildi. Çok şükür bizim şu anda başımıza böyle bir şey gelmedi. Ama birazdan da bahsedeceğim, aslında biz salgında yeni bir döneme girdik. O yüzden çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çok hızlı geçeceğim. Başlangıçta virüs olarak o kadar çok
dünyanın en ünlü epidemiyologları o kadar basite alındı ki, yani dendi ki işte bu bir solunum yolu enfeksiyonudur, bırakırsınız 2 haftada geçer, virüs grip yılda 600 bin öldürür, hadi bu da bilemediniz 600 bin öldürsün. Oysa şu anda 8. ayda 2 katı kadar bir ölümlülüğümüz var ve tüm dünyada yaygın bir şekilde tüm sağlık sistemlerini zorlayan bir şeyle karşı karşıyayız. Sürekli artı veriyoruz olgular ve ölümlerde bir önceki haftaya, bir önceki güne göre. Gördüğünüz gibi dünyanın görünümü bu koyu olanlar salgının iyice tekrar açıkçası ya sürdü ya da yeniden alevlendiği dönemler. Türkiye'nin hep böyle orta renklerde olduğunu göreceksiniz. Bunun tartışılacak tabii ki veriyle ilgili bildirim çeşitliliği var ülkeler arasında. Bununla ilgili belki konuşabiliriz. Ama açık olan şey şu, örneğin Brezilya çok konuşuyorduk. Brezilya o kadar çok açıkçası vaka ve ölüm çıkardı ki bir süre sonra buralarda Sao Paulo gibi büyük kentlerde, bazı yerlerde salgın kendi kendini toplum bağışıklığıyla sınırlamaya çalıştı. Ama açıkçası biz halk sağlıkçılar etik anlamda asla böyle bir şeyin önerilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Toplum bağışıklığı kavramı aşılamayla sağlanabilecek bir kavramdır. O yüzden de bu aslında son derece ölenler, kaybedenler açısından çok ciddi bir etik problemdir. Avrupa tekrar aynı yönde. Fransa özellikle, İspanya çok ciddi bir sorunda. Dilek Hocam da birazdan bahsedecek. Ben biraz önce Paris'ten bir arkadaşımla konuştum. Bir kongre hazırlığı nedeniyle evden çalışıyordu. 2. haftayı bitirmişler. 3. hafta Karaşehir'de tamamen kapalılar. Çok sınırlı şekilde bazı aktiviteleri yapabiliyorlar. Bir tek okullar açıktı. İngiltere örneğinde bu anlamda çok merak ediyorum. Her yerde artıyor. Bizim vaka artışımız söylediği gibi biraz daha ortalarda. Şimdi hastalığın bir özelliği var. Hastalık daha çok çalışan popülasyonda görülüyor. O yüzden işte özellikle esnek mesai, toplu taşıt kullanımı gibi önlemleri düşünüyoruz. Bu çalışan kesimin aslında yoğun bakımı ihtiyacı olan hemen biraz ileri yaşlar artıyor. Ölümlülüğe baktınız da özellikle ileri yaşta ölümlülükler var. 80 yaşın üstünde her 3 kişiden 1 ya da 2'si o bakım şeyine göre, ülkenin bakım olanaklarına göre ne yazık ki kaybediliyor. Çok önemli bir şey, bizim bugünlerde daha da çok konuştuğumuz bu temaslı izlemi. Örneğin Güney Kore, Çin nasıl yapabildi? Çok yoğun kümelerde, işte biraz önce Filiz Hocam da dedi, bu böyle süper yayıcılar var. Bunlar %20 belki ama bütün şeylerin, olguların %80'inden sorumlular. Bunların çok yoğun bir şekilde bulunup temaslarının yapılması gerekiyor. Örneğin Çin'de yaklaşık 80 bin vaka için bunun neredeyse 10 katı kadar bir temasla izlenildiğini biliyoruz. Bizde de 6 ile 9 arasında değiştiğini biliyorum ben. Çok önemli konulardan bir tanesi PCR testi yapmak. Ne kadar test o kadar bulabiliyoruz ama testle ilgili ülkeler giderek daha sıkıntıya giriyorlar. Bizim ülkemiz de öyle. Çok güzel bir şey yaptık. Mart'ın sonunda 10 bindik. Şu anda 150 bin. En son dün baktım 143 bindi test. Yani iyi bir şey ama 200 bin hedeflemeliyiz ama burada artık PCR cihazlarımızda, kitlerimizde zorlanıyoruz. Örneğin PCR cihazı dünyada yok. Arıyorsunuz, para vermek istiyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Çünkü bütün dünyanın her şeye aynı anda aynı şekilde ihtiyacı var. Bunu lütfen aşı içinde birazdan düşünün. Türkiye'de nasıl durum? Türkiye'de biz salgın seyrini şöyle yaşadık. İlk 11 Mart'ta ilk vakamız ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi 11 Nisan'da 5138'de en yüksek vakaya ve salgının normal fizyolojisi doğrultusunda bundan bir hafta 10 gün sonra da bu vakalarda meydana gelen ölümler nedeniyle en yüksek ölümlülüğe ulaştık. Ama bu dönem çok sıkı bir sürü tedbir aldık. Hatırlatacağım birazdan. Daha sonra en düşük olgulara ulaştık. Ondan sonra bir süre yaz dönemi boyunca böyle ne aşağı çekebildik ne de yükseldi. İşte açık havalar vesaire bize biraz yardım etti. Ve Eylül'den sonra her şey değişti. Eylül'den sonra aslında birinci dalganın ikinci piki diyebileceğimiz ya da ikinci pik diyebileceğimiz. Ama yani ikinci dalga nedir mi? Çok da önemli değil belki ama buralarda hiç sıfırlamadığımızı aklınıza getirmek isterim. Türkiye'deki salgını biz böyle bir hazırlık dönemi, işte Wuhan'da çıktıktan sonra ay 31'inde 10 Ocak
Ocak'ta bizim çok önemli erken dönem bir bilim kurulu oluşumumuz var. 10 Ocak'la 11 vaka 11 Mart arasındaki bir hazırlık dönemi, sonra ilk pik dönemi, sonra bir yeni normalleşme dönemi ve ikinci pik dönemi olarak açıkçası belki de özetleyebiliriz. Hazırlık dönemimiz aslında bütün bu dönemin en yüksek performansını sergilediğimiz dönemde bence. Bilim kurulu kuruldu. Çok önemli bir şey. Ulusal influenza planlarımız hazırdı. Hemen onlar COVID-19'a uyarlandı. Hastane afet planlarında büyük değişiklikler yapıldı. Sağlık personeli ve halk için rehberler hazırlandı. Ülkeye virüsün girişi geciktirilmeye çalışıldı. Kısmen de başarılı oldu. Özellikle Çin ve Çin uçuşları, İran sınır geçişleri özellikle şey yapıldı. Birinci partide çok iyi de yakalayamadık ama ikinci partide Umre'den gelenlere de karantina etkin şekilde uygulandı. Ve bundan sonraki o süreçte böyle hep yapıldı, geçildi. Birinci pik döneminde, yani bu hazırlık döneminden sonra bakımız görüldü. İşte Nisan'ın ortasına kadar pek çok şey yaptık burada gördüğünüz. Bugünkü konumuzda önemli olan şeylerden biri okullarda, üniversitelerde eğitime varıldı, ara verildi. Bakın bugün konuşuyoruz. Bu hatırladığım kadarıyla Mart'ın 23'üydü, yanılıyor olabilirim, Mart'ın ortasıydı. O dönemden beri hiç yüz yüze eğitim görmeyen çocuğumuz var. Bu çok dramatik bir şey. Milli Eğitim'le toplantılar yapıyoruz biz. Onlar da tabii ki bize çok yol gösterici oldu. Birlikte çalışmak zorundayız. Biraz önceki hemşire arkadaşımız çok doğru yazmış. Hep beraber aklından gelebileceğimiz bir şey. Yani diyorlar ki geçen seneki birler zaten bu sene kalem tutmayı unutmuşlardır. Onların eğitimini yok saymak gerek. O yüzden bakanlık riskinde daha az olduğu için okul öncesi birinci ve ikinci sınıfları çok erken dönemde açmaya çalıştı. Çok doğruydu ama hala 6, 10 ve 11'ler şu ana kadar okul yüzü görmediler. 23 Kasım diye bahsediliyor ama açıkçası verilerimiz ne diyecek? Toplumdaki risk nasıl? Bunu bakanlığın oturup tabii ki değerlendirmesi gerekiyor ilgili kurullarla. Sonra yeni normalimiz oldu. İşte düğünler, turizm hareketleri, ekonomik hareketler. Bütün dünya yaptı bunu. Biz de yaptık ve aslında bu virüsle ilgili çok değerli 2-3 ayı bence biraz kötü harcadık. Ben daha bastırabilirdik ama hayat da inanılmaz şeyler dayattı. Belki burada biraz daha işte sayı kısıtlaması, özellikle farkındalık artışıyla ilgili çalışmaları daha çok yapabilseydik, buradaki şu düşüremediğimiz sayılar bize daha sonra çok daha yüksek sayılarla karşımıza çıkmazdı. Türkiye'de nasıl? Türkiye'de bakın şöyle, önce bir yükseldik, şimdi yükselme trendindeyiz yine. Günde yaklaşık 2500 civarında olgu bildiriyoruz. 81 tane vaka. Bunların hastaneye yatan, yani PCR pozitiflerin hepsinin olmadığını Sayın Bakanımız söylüyor. O yüzden diğer ülkelere göre Fransa, İngiltere, yanımızda birçok ülke çok daha yüksek bildiriyor. Ama biz şunu biliyoruz. Vefat sayıları en azından izlenebilirlik anlamında önemli. Şu anda ölümlülükte doğal olarak vaka artışıyla artmış vaziyette. Henüz dolulukla ilgili işte idare edebilir durumdayız ama çok kritik olan yoğun bakımlarımızın doluluğunun aslında ihtiyacımız olan şeyi aşmaması. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi işte ülke genelinde 100 binde hasta sayısı 400'lerdeyken bazı illerde 800-900'lerde, bu işte önce bir Ankara için oldu, daha önce İstanbul oldu, yine İstanbul oldu. Metropollerde toplu ve kalabalık alanlarda, şu anda bir de kapalı bir ortama giriyoruz. Gerçekten sizlerle birlikte çalışmaya, bu iklimlendirme ile ilgili, temiz havanın oraya girişiyle ilgili çok ihtiyacımız var. Çok yüksek vakalarla seyrediyor. Bakın ülkeler bu şekilde gidiyor. Aynı şekilde ölümlerde de aynı şey var. Giderek artan bir ölümlülükle karşı karşıyayız. Bizim ölümlerimizde biraz önce söylediğim gibi çok kontrol edemiyoruz ve yukarı doğru gidiyor. Bütün dünyada ciddi bir pandemi olayı hala etkinliğini sürdürüyor. Ölümlerde kadın ve erkeklerde ölüm oranları erkekler aleyhine tüm dünyada. Özellikle yaşla ilgili şey çok çarpıcı. 65-79 yaş grubu olarak sayıca fazla olduğundan çok miktarda ölümlülük var. Ama bunu yüzdeye çevirdiğiniz zaman biraz önce söylediğim gibi dünyayla benzer şekilde Türkiye'de de özellikle ileri yaş grubunun çok yüksek bir şekilde öldüğünü düşünüyoruz. O yüzden hani risk grubu nasıldır, kimi nasıl koruyalım da bu çok önemli. Ben bunu okullara gönderdiğimiz çocukların döndükleri zaman ya da öğretmenlerin evde onları kimi bekliyor, onun açıkçası göz ardı edilmemesi için de çok önemsiyorum.
Gördüğünüz gibi biz Türkiye'de işte İran, Almanya ve Türkiye aynı nüfustadırlar. Yaş grupları biraz farklı ama mesela Almanya hala bize göre çok daha yaklaşık 2,5 kat daha yaşlı popülasyon olmasına rağmen aslında olayı iyi götürüyor. Bunun nedeni de test yapmaları. Çok yüksek test yapıyorlar. Biz de çok yüksek test yapmayı hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi işte 10 binlerde başladığımız testleri 140 binlere çıkardık. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Biraz önce söylediğim gibi bunun üzerine çıkmak biraz zor. Oysa hedeflerimiz var. Örneğin Amerika'nın yaptığı testi görüyorsunuz. Onlarda testlerin uygulanış bölgeleri arasında farklılıklar var. Ama mesela Almanya hani şu ana kadar salgını en iyi yürüttüğünü düşündüğümüz ülkelerden biridir. Gördüğünüz gibi işte 230 civarında test yapıyor. 230 bin civarında test yapıyor. Bizim 140 bin ama İran'da aynı nüfusta olmamıza rağmen çok daha düşük testi var. Hedefimiz tabii ki bunu iyileştirmek. Ne kadar test yaparsanız o kadar vaka buluyorsunuz. O kadar vakayı sahada izleyip aslında belirtilerine göre ağır hasta olup olmadıklarına göre hastanede ya da evde izleyebiliyorsunuz, ayırabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Sağlık Bakanlığı bu dönemde FİTAS, filyasyon izlem sistemleri ya da işte hepimizin bildiği HES gibi sistemlerle aslında dijital altyapısında ciddi bir iyileşme yaptı. Önemli bir şey vakaların temaslarının aranması çünkü başka türlü çözümlenmiyor. Vakaların ne kadar zamanda bulunduğu ile ilgili rakamlar gördüğünüz gibi işte İstanbul'da en yüksek belki ama tüm Türkiye'de İstanbul ölçeğinde de yüksek rakamlar değil. Bir önemli şey de temaslı izleme. Ben buradaki temaslı izleme ile ilgili değeri özellikle getirmemin nedeni aslında büyük bir bölgeler arası farklılıklar yok. Burada da sahada çalışan sağlık ekibinin çok emeği var. İnanın nöbet usulü çalışıyorlar. Sabah başlıyorlar. Gece 12'lerde, 1'lerde hala temaslı izlediklerini biliyorum. Üstelik tabii izledikleri insanlar her zaman onlara çok böyle işbirliğiyle katkı vesaire de vermiyorlar. Çok büyük bir emek vererek bu işlemi yaptıklarını söylemek istedim. Sorunlarımız var. Detay olursa şey sorarız. Yani işte testle ilgili, hasta bildirimiyle ilgili, hastalığın özelliğiyle ilgili pek çok soru var. Dünya Sağlık Örgütü'nün bildiriminden farklı yaptığımız defalarca gündeme geldi. Tüm dünyada olan bir şey. Artık ölümler bizde de var. Hızlı hızlı geçiyorum. Zamanda iyi kullanabilmek üzere. Gerçekten şunu biliyoruz biz. Covid'in tanımlanamayan ölümleri olduğu gibi biz şimdi sağlık sistemi içinde gerçekten ben de kendim de görüyorum. Ne yazık ki Covid nedeniyle karşılanamayan bir sağlık gereksinimi de var. Tüm dünyada, Amerika'da örneğin şöyle çalışma sonuçları var. Kalp krizlerinin ne yazık ki geri döndürülmesinde sıkıntılar var. Çünkü şikayet olduğu halde geçmesini bekliyor evinde ve geç şekilde başvuruyor. Geç başvuruyor. Onun dışında kanser cerrahileri, terapileri dahil olarak tüm dünyada ne yazık ki sıkıntılı ve bunlardan dolayı artmış ölümlülük. Yani Covid'in aslında bize getirdiği yük inanılmaz büyük ve biz önümüzdeki daha bir sanıyorum bunu 2 sene içinde geçirsek bile en az bir 10-20 yıl bu etkileriyle karşılaşacağız ve bunlar gerçekten işte bir pandeminin sonuçları nelerdir diye tıp tarihinde çok çok incelenecektir diye düşünüyorum. Çok olumlu giden tarafları da var. İşte bu kadar hızlı aşı, bu kadar hızlı açıkçası ilaç, dünyada insanların birbirine bu kadar yardım, dayanışma içinde olması, işte bizim ülkemizin de gönderdiği gibi bazı yardım malzemelerinin paylaşılması vesaire. Bunlar evet hoş şeyler ama birçok da ne yazık ki kaybettiğimiz şey olduğu doğru. Bizim sistemimizin en güçlü yanı aslında Cumhuriyet'i saygıyla analım. Refik Saydam'dan beri sonra Nusret Fişek Hocaları'nın 1960'ta sağlık ocakları sistemiyle başlayan bir kamusal sağlık hizmetimiz ve güçlü bir birinci basamak sağlık sistemimiz var. Bu kapsayıcılık bizi aslında yolda tutuyor. Diğerleri de hepsi açıkçası bizim bu tip hastalıklarla ilgili hazırlıklarımızın Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılması. Şimdi Sağlık Bakanlığı bu süreç içinde bilim kurulları vasıtasıyla inanılmaz belge doküman oluşturdu. Ben toplumda sağlık yönetimi birimindeyim ve burada örneğin okullarda alınacak tedbirler bizim kendi alt bilim kurulumuzla konuşup sonra büyük bilim kurulundan hepsi tekrar geçiyor. Rehberimiz bu. Şu anda 500 sayfalara ulaştı bildiğim kadarıyla. Buradan tabii ki birçok afiş, el broşürü vesaire birçok şey yayınlandı.
Ama bizim özellikle sektör içi ve sektör arası işbirliği ve koordinasyona şiddetle ihtiyacımız var. Evet, bilim kurullarına konuşuyorlar, arkadaşlarımız katılıyorlar, onlarla yol alıyoruz ama genel olarak böyle bir şeye ihtiyacımız var. Toplumda bu bulaşıcı hastalık yükü varken, yani ülkemizde bu kadar çok insan hipertansiyon, diyabet, obeziteyle açıkçası şu anda öyle bir hastalığı varken, işte gördük bir pandemik bir hastalık geldiğinde ve onların da aslında o hastalığın da bunlarla ilişkisi olduğunda ne yazık ki o hastaları kaybedip hastalık yükümüzün daha da arttığını biliyoruz. Çalışma hayatı, özellikle özel sektörle ilgili sorunlarımız ne yazık ki henüz tam şey yapılamadı. Kamu biraz daha bu konuda rahat, esnek mesai, uzaktan mesai vesaire gibi şeylere geçti. Son bir şey belki çok işte HESCO birçok yer şeyle kişisel sağlık verilerimizi çok rahat paylaşıyoruz, gönüllü paylaşıyoruz. İlk kez oldu böyle bir şey. Bundan sonra bunların güvenliği de bizim için önemli. Şimdi okullar özeline gelirsek 16 Mart 2020'de okulları kapattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Özellikle grip salgınları, pandemik bir hastalıkla ilgili deneyimiz influenza salgınlarından. Onlarda çok önemli taşıyıcılar şeklindeydi çocuklar. Mutlaka evlere götürüyorlardı. Okul için çok bulaş vardı ve o dönemde nasıl yapmamız gerekiyorsa erken dönemde okulları kapattık. Bir uzun bir böyle sessizlikle okullar bir dönem bekletildi. 31 Ağustos'ta açılacaktı, böyle konuşuldu ama biraz önce gördüğüm trendi görünce, yükselme trendini görünce Sağlık Bakanlığı doğal olarak bunu biraz daha öteleyelim diye konuşuldu. 31 Ağustos'ta özel okullardan bazı grupları isteğe bağlı açtılar. Sonra geldik 21 Eylül'e, birinci aşamaydı. Bu aşamalı bir açış yaptı. Bakanlığın en önemli şeylerinden biri bu. Bir aşama, yani bir basamaklandırma sistemi yapmasıydı Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Aslında burada belki kriterler çok açık değildi. Birazdan göstereceğim. Bizim epidemiolojik kriterlerle yol almamız gerekiyor. Ama önce okul öncesi ve birinci sınıflar açıldı. Sonra 2, 3, 4, 8, 12 hem 10 yaş altının bulaş riskinin çok daha az olması, hastalığı daha hafif geçirmesi. Diğer grupta 8-12'de özellikle sınıflar olduğu için sınava hazırlanıyorlardı. Sonra 2 Kasım'da 5 ve 9. sınıflar açıldı. Şu ana kadar Sağlık Bakanlığı'nın, bakanımızın açıklamalarından okullara bağlı korkunç büyük bir toplumu etkileyecek bir aslında pandeminin olmadığı. Daha önce olmadı mı? Dünyada oldu. İsrail'de bildiğimiz bir salgın var vesaire ama onların hepsinde bizim okullarda aldığımız tedbirlerin bir kısmı yok. Yani bu tedbirlerle alan ülkelerde, başta kuzey ülkeleri olmak üzere, o yüzden Dilek Hanım da aslında şeyini çok merak ediyorum. Büyük bir toplumda salgın yükünü çok arttıracak bir şey olmadığı söyleniyor veriler. Elbette ne yaparsak yapalım, özellikle toplumda salgın yükünü düşüremezsek mutlaka okulda vakalarımız çıkacak, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ya da çalışanlarımız. Önemli olan işte bu durumda, yani bu duruma hangi durumda okulu tekrar kapatacağız ya da okulu kapatmamak için ne yapmamız gerekiyor öncesindeki soru ve böyle bir olgu çıktığında bunu nasıl yöneteceğiz? Sağlık Bakanlığı bir süredir bunun üzerine çalışıyor. Okullardaki olgu yönetimi özellikle biraz daha netleşmiş vaziyette. Şimdi 23 Kasım'la ilgili durumda açıkçası bu artan hastalık yükü vesaireyle ilgili bunları konuşuyoruz. Uzaktan eğitime geçtik, bilgisayar, televizyon vesaire. Ama uzaktan eğitimin çocuklar için aslında çok da iyi olmadığını biliyoruz. New York'taki veriler var. Çocuk istismarı ile ilgili rakamlar çok açıkçası düşmüş vaziyette. %51 oranında düşmüş. Bunun düşmediğini herkes biliyor. Sadece öğretmenlerin aslında şefkatli gözleri olmadan ne yazık ki istismarlar ortaya çıkartılamıyor. Okul birçok aile için, İngiltere'de de böyle durumu olduğunu biliyorum, tartışıyorlar. Özellikle beslenme olanakları açısından çok önemli. Önümüzdeki dönemde beslenme bozukluklarıyla daha çok çocukla ilgilenmek zorunda kalacağımızı biliyoruz. Farklı yöntemler kullanılıyor. Kısa işte sayılı günler, kısa ders saatleri vesaire gibi. Türkiye için şöyle bir şey oldu. Katılım beklenenden çok daha yüksek oldu. %35'lerde bir katılım bekleniyordu. %80'lere çıkan bir şey oldu. Covid çocuklarla ilgili bildiğimiz şuna, evet erişkinlere göre daha rahat geçiriyorlar. Hastane yatış oranları biraz daha özellikle düşük. Bir yaş altında bazen problemli olabiliyor. Özellikle
Birçok hastalık, çok sık enfeksiyon geçiriyor çocuklar. Son dönemde şöyle güzel bir şey var. Özellikle çocuklar ve gençler o döneme kadar çok solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve işte bu tip hastalıklarla daha çok karşılaştıkları için sanki biraz daha hafif geçirmeleri ve korunmalarının nedeni bu. Tabii ki bunları yapmak zorundayız. Aslında işte davranışlarımızı değiştirmeliyiz, sağlıklı ortamlar sunmalıyız ve hazırlık yapmalıyız. Hepsi bunların son derece önemli. Şimdi çok önemli bir konu, çocuklarla salgın hakkında konuşmak gerekiyor. Onların bilgilerini aslında bir elden geçirmek gerekiyor, açıklık getirmek gerekiyor. Endişelerini gidermek gerekiyor. Bu dönemde sağlıklı beslenme ve yeterli uyku almaları çok önemli. Tütün kullanımının engellenmesi çok önemli. Çok önemli konulardan bir tanesi ruhsal durum. Durumun ince izlenmesi. Ev içinde özellikle anne ve babanın da başta olmak üzere evdeki bireylerin de ruh durumları bu dönemde hepimiz çok yüklendik bir kendimize ve zor durumlarda. O yüzden farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Kayıplar varsa hele buna yas ve yalnızlık duyguları da ekleniyor. Bunları aynı şekilde ebeveyn ve tabii ki öğretmenler için de geçerli. Burada sadece neler yapılıyor? Bu CDC'nin okullarla ilgili bir şey. Öncelikle risk durumlarını tanımlamak zorundayız. Hangi aktiviteler bizim için risk durumunda, risk durumunu arttırıyor? Hangi durumda? Örneğin işte bazıları karma modeller orta riskli diye düşünüyor. Ama tamamen yüz yüze yaparsanız tabii ki çok riskli durumlar. İzleme kriterlerine ihtiyacımız var. Bizim şu anda en eksik olduğunu düşündüğüm konu bu. Bakın CDC'nin yaptığı Amerika'daki hastalıkların kontrol merkezinin diyor ki işte toplum diyor olgularınız şu kadar görülürse bu risk olarak budur diyor. Pozitiflik oranlarınız buysa diyor o zaman işte bu durumu okulun sürdürülebilirliği açısından riskli kabul edilebilirsiniz diyor. Çok hızlı geçiyorum kusura bakmayın ama böyle bir bakışa ihtiyacımız var. Bizim bir risk değerlendirmesiyle ilerlememiz gerekiyor. Şimdi 23 Kasım'da açılacak mı açılmayacak mı bilmiyoruz. Bunun kriterlerini risk değerlendirmesi olması gerek. Araştırmalara ihtiyacımız var. Sizlerin yaptığı araştırmalar çok önemli. Bu sizlerden bir arkadaşım, yine bir makine mühendisi ve bir Özgür Ertunç ve Pınar Mengüt diye iki kişinin temiz havalandırma, dezenfeksiyon vesaire Sarkaç Bilim Akademisi'nde yayınlandı. Daha sonra özellikle Filiz Hanım'ın söylediklerini söylüyorlar. Ama bunların yapılandırılması çok çok önemli. Toplumda salgın yönetimi okullarda alınması önlemlerle ilgili 15 maddede ilk aşamada şey yaptı. Bunun ek bazı maddeleri de var. Uzun bir şey. İşte asansörde mesela bahsetti Filiz Hocam çok haklı olarak. İşte asansörle ilgili alınması, servislerle alınması gereken bir sürü önlem var. Onlar tanımlanmış vaziyette. Engelli özel gereksinim olan çocuklarımız var. Tek başına engellilik belki risk artışı değil ama tıbbi altta yatan varsa o zaman bunun bir sorun olduğunu biz biliyoruz. İlişkinlere bakmak zorundayız. Öğretmenlerimiz, çalışanlarımız, servis görevlerimiz var. Evlerinde risk grubu olanlar var. Bütün bunları açıkçası bilerek bundan sonraki süreci özellikle o aile, o sınıf bazında da yürütmemiz gerekiyor. Gerekirse iş bandı değişiklikleri yapmamız gerekiyor. Son birkaç şey gelecekte bizi ne bekliyor? Aşımız evet yaklaştı ama aşı dağıtımı ile ilgili çok konuşacağız herhalde. Özgü bir tedavimiz yok. Çok yol aldık. Hatta kişiselleştirilmiş tedaviler konusunda şeyler var. Toplum bağışıklığı aşı olursa kabulümüz. Virüs mutasyona uğrar mı? Evet uğrayabilir. Her gün uğruyor. Ama gerçekten özellikle bulaşıcılığı değiştirecek bizim anlamda olumlu bir mutasyonumuz çok çok önemli. Evet süreci değerlendirme, çeşitli işbirliği ve dayanışmalar yapmalıyız. Bir stratejiye ihtiyacımız var kapalı ortamlarla ilgili. Onun üzerinde çalışıyoruz. Kapalı ortamlarda alınacak tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanlığı sanıyorum gelecek hafta bir detaylı bir rapor yayınlayacak. Bireysel önlemler, idari önlemler örneklerini görüyoruz. Risk iletişiminin çok önemli olduğunu bu dönemde gördük. Hava kalitesi olmazsa olmaz. İç ortam bağın nemden bahsetti. Ağzına sağlık Filiz Hoca'nın gerçekten çok önemli ve çok ihmal ettiğimiz bir şey. Ama hava kirliliğini de ihmal etmemeliyiz. Biz temiz hava hakkı platformunu yürütücüsüyüz bu dönem. Ve ısrarla aslında çevremizdeki havanın pencereyi açıyoruz. Ama gelen havanın da iyi olması gerektiğini biliyoruz. Ama İngiltere'de yapılan çalışmalarda çocuklarla ilgili ev üzerindeki özellikle iç hava kalitesi sıkıntısını gerçekten Tabipler Birliği özellikle tanımlamış. Her dönemde sağlık sıkıntıları var. Egzamadan ciddi solunum sıkıntılarına kadar. Biraz önce Filiz Hanım da söyledi. İşte duvarlardaki maddeden soluduğumuz şeye kadar çok şey yapıyor. Önlemler almaya devam edeceğiz.
en önemli önlem bu dönemde mümkün olduğu kadar evde kalmaya çalışmak, zorunlu haller dışında dışarı çıkmamak, güvenli sosyal etkinlikler, risk grupların korunması, enfeksiyon kontrol önlemlerimizi biliyoruz. Bir de çok önemli şey, birbirimizin sağlığını izlemeliyiz evde ve iş yerinde. Semptomlar olursa açıkçası bunu konuşmalıyız. Ortamımızı da izlemeliyiz. Çok önemli. Bir yere girdiğiniz zaman COVID açısından bunu değerlendirmek zorundayız. Ben Gabriele Mistler'in bu şeyini çok seviyorum. Bizler birçok hatadan ve zayıflıktan suçluyuz diyor. Ancak en büyük suçumuz bugünkü çocuğumuzdan vazgeçmek, yaşamın çeşmesini ihmal etmek. Onlar için hep yarın diyoruz ama aslında kemikleri bugün şekilleniyor. O yüzden de onların adının bugün olması çok doğru. Bugünün bir özel bir tarafı daha var. Üç kadın buradayız ve bugün 13 Kasım 1918'de İstanbul'un işgalinin olduğu gün, atamızın da geldikleri gibi giderler dediği gün ve hepimiz o geldikleri gibi gitmelerini sağladığı için bugün Türk kadın olarak biz üçümüz buradayız. Ben çok mutluyum, çok onurluyum. Çok teşekkür ediyorum. Bilimle toplumun buluşması çok önemli. O yüzden Filiz hocamın da şu anda yazdığını duydum. Onları okumamıştım. Ben hemen dönüp okuyacağım. Her hafta özellikle COVID ile ilgili bir bilgilendirme yapıyorum. Mümkün olduğu kadar, dilimin döndüğü kadar, işte bu işte iş yeri olayları, cezaevler gibi anlatmaya çalışıyorum. O köşemde de sizlerle buluşmak isterim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Pınar Hanım. Size sürenizi biraz uzun tuttum. Filiz Hanım kusura bakmayın. Pınar Hanım bizim misafirimiz sayılır bu ortamda. Bir beş dakika geçtim galiba değil mi? Ama birkaç soru var tabii, bu sorulara yanıt verip vermemek tamamen inisiyatifinizde olacak. Çünkü size Sağlık Bakanlığı'na gibi gelmiş sorular. Sanki bakanlık soruları, tabii ki bakabilirim. Şöyle hani şey yapanlar, ilk ki mesela şöyle bir şey. Ama çok vakit alabilir. İsterseniz Dilek Hanım'ın zamandan çalmayayım, ben not alayım çünkü zaman daraldı. Sonra hakkımı kullanayım gerekirse, zamanımız kalırsa. Hocam çok kusura bakmayın. Ben birkaç tanesini ileteyim, arkasından Dilek Hanım'a geçeyim isterseniz. Burada görebiliyorum ben ama yani isterseniz. O zaman Dilek Hanım'dan sonra tekrar devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu arada Tuncay Bey'i de o saatte alacağımız için arka arkaya olur. İki sağlıkçı bir arada olursunuz. Çok teşekkürler Pınar Hanım. Gerçekten bizim için de yeni şeyler vardı. Farklı disiplinlerin bakış açıları da gördük ve bu pandemi döneminde en yoğun çalışan insan gruplarından birisi olduğunuzu biliyorum şahsen. Verdiğiniz bilgiler çok değerliydi. Burada şeyden bahsettiniz, test cihazlarımızın azlığından. Umarım onu da devletimiz çözebilir veya sivil toplum kuruluşlarının nasıl bir katkısı olabilir onu bilmiyorum. Herhalde öyle bir şey gerekirse bizden yardım isterler diye düşünüyorum. Biraz sonraki konuğumuz farklı bir disiplinden, okullarda en çok olan gruptan bir öğretmen kardeşimiz bizimle beraber. Dilek Hanım Londra'dan katılıyor çünkü Türkiye'de yaşamıyor şu anda. Ben onun özgeçmişini okumak istiyorum öncelikle. Dilek'cim hoş geldin bu arada. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Dilek Divaneli Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını yapmış. 2002 yılından beri çeşitli köy okullarında öğretmenlik yapıyor. Çok sayıda projede aktif yer aldı. Bu arada Pınar Hanım'ın bazı ödüllerini unutursam lütfen bağışlasın çünkü bütün süreyi onunla geçirebileceğimizi gördüğüm için özetlemeye çalıştım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleğinde fark yaratan öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yılın öğretmeni, eğitim alanında en idealist kadın, birçok sivil toplum kuruluşunun ben sayamadığım meslek onur ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin sıra dışı kadın, Sabancı Vakfı'nın fark yaratan öğretmen, Aydın Doğan Vakfı'nın Türkiye'nin rol model öğretmeni, aman, çok utandım. Ama işte bitmiyor. Birazcık okumak istiyorum, sonuna kadar değil. Önemlilerini özetlemeye çalıştım. Vakfın yanlış, ismini yanlış okuyabilirim. Bill Clinton'ın onursal başkanlığı yaptığı. Dilek Hanım, siz okur musunuz? Varkey Gems midir doğru okunuşu? Varkey Gems Foundation. Hı-hı.
Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi. Bu arada bu yarışmaya 127 ülkeden 5000'in üzerinde öğretmen katılmıştı. Küresel ödül, öğretmen ödülleri aldı. Ve çok özel bir şey bence, bir Dilek Yetmez projesiyle son 4 yılda 10.000'den fazla öğretmen adayına gönüllü motivasyon seminerleri verdi. Yüzlerce köy öğretmenine canlı mentorluk yaptı. Bu projede 2018'deydi sanırım, UNESCO andan bir Reşit El Maktum ödülüne aday gösterildi. Varkey Vakfı Eğitim Elçisi görevini devam ettiriyor. Avrupa Parlamentosu'na resmi konuşmacı olarak yaptıkları nedeniyle davet edildi ve Avrupa Parlamentosu'nun lider kadın ödülü sahibi oldu. Avrupa Kadın Hakları Komisyonu dünyanın en iyi, en ilham veren 8 kadınından biri olarak belirledi. Amerika'da Büyük Atatürk Gençlik Ödülü bu bir Türk derneğidir. İngiltere'de Cumhuriyet Onur Ödülü'ne layık görüldü. Bu da bildiğim kadarıyla bir Türk derneğiydi. Meslek yaşantısı ve eğitimine adanmışlığı nedeniyle hayatı belgesel film olarak çekildi. Yaşamındayken bunları yaşamak çok güzel bir şey, tebrik ederim. Şu anda İngiltere'de, Londra'da Uluslararası Mentosori Derneği'ne bağlı okullarda uygulamalı eğitim ve araştırmalarına devam ediyor. UNESCO'ya bağlı School of London'da öğretmenlik mesleğine devam ettiriyor. Aynı zamanda Türk, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına yönelik destek programları geliştirip Londra'da kendi adıyla bir drama okulu açmış durumda. Satranç bilgisayar dersleri veriyor ve ilginç bir şey, öğrencilerinin fotoğraf koleksiyonu. Benim sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor Dilekciğim. Şimdi seni dinleyelim. Çok tamam. Uzun oldu. Artık yapabileceğim bir şey yok. Çok, eyvah, çok utandırdınız beni. Bu kadar uzun beklemiyordum Kerim Bey. Hani sadece öğretmen diyecektiniz? Aslında onu dedim ama Atatürk'ün öğretmeni. Evet, evet. Geçtiğimiz günlerde de Mustafa Kemal Atatürk'ü andık ve bunu söylemeden de geçemeyeceğim. Öğretmenim, ben doktor değilim, mühendis değilim. Şimdi doktor değilim, böyle bilim anlatayım. Mühendis değilim, teknik anlatayım. Ben öğretmenim, sahadan konuşacağım. Biraz böyle yerel dille konuşacağım. Bir sunumum yok. Sohbet edeceğim. Baş öğretmen unvanlı dünyadaki tek liderdir Mustafa Kemal Atatürk. İsminin önünde baş öğretmen olan. Yani bunu ben böyle bir düşündükçe daha böyle yükseliyorum. O yüzden de çok mutluyum. Öğretmen olduğum için çok gurur duyuyorum. Şimdi herkese çok büyük sevgi saygıyla selamlıyorum. Muhteşem, donanımlı, bilgi dolu sunumlar dinledik. Çok teşekkür ediyorum hem Filiz Hanım'a hem Pınar Hanım'a. Ben de dolu dolu geçirdim bu süreyi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara. Ben işte 16 yıldır farklı köy okullarında birleştirme sınıfta tek başına eğitim veren bir köy okulu öğretmeniydim. Çoğu kez söylediğimde gülüyorlar. İşte köyden indim, Londra hikayem aslında bu. Ama tabii bir köy okulda atanıyorsunuz, tek başınasınız, bir kadınsınız, ne yapabilirsiniz? Müdür de sizsiniz, öğretmen de, memur da, hizmetli, her şey sizsiniz okulda. Üzerinizde ciddi bir sorumluluk var. O yüzden okulun dış donanımıyla daha fazla ilgilenmeye başlıyorsunuz. Ben mesela büyük bir okulda öğretmenlik yapsaydım, dersime girer çıkardım. İşte işin idari boyutu, okulun işte çatısı akıyormuş. Ne bileyim, ısı yalıtımı varmış, yokmuş, bunları zaten ilgilenemeyecektim. Ama işin içine hem müdürlük, hem öğretmenlik, hem hizmetlilik, hepsi girince hepsinin içinde oluyorsunuz. Eşim de inşaat mühendisi benim. Biz bayağı oturup plan çizdiğimiz oluyordu. Sürekli kendimi o işin içinde bulmaya başlıyordum. Dolayısıyla o işte binanın sağlamlığından tutuldu, ısı yalıtımı, hele de köydesiniz. İşte çatınız ne durumda, akıyor mu ediyor mu, pencereler ne durumda, soba yakıyorsunuz. Yıllarca ilk dersimiz hep gitmiştir, soba yakarız. Bugün bu kadar iç hava kalitesi konuşuyoruz ama biraz da sobayla ısınan evleri ya da okulları biraz da düşünmemiz gerekiyor. İnanın ilk ders öylece giderdi bizim. Duman, sis, nasıl kurtulacağımızı şaşırırdık. İstediğin kadar pencere aç. O sobadan kurtulalım dedik, klima takalım dedik sınıfımıza, köyümüze. İşte sponsorlar bulmaya başladım. Sağa git, sola git. Tabii ki devlet arkamızda bir şekilde ödenekler sunuyordu ama bunun sizi bekleyecek mecaliniz yok. Sponsor lafını da çok sevmiyorum. İnsanlar böyle sponsor deyince böyle bir geri çekiliyorlar. Yani korkuyorlar. O yüzden hayal ortağı diyorum. Böyle bir hayalimiz var. Hadi sınıfımıza bir klima takalım.
işte bir tuşla ısınalım falan diye böyle onları ikna etmeye çalışıyordum. Sağ olsun destek oldular. Hiç devletten bir kuruş yardım almadan klimamızı taktık, ısınmaya başladık ama sonra ne oldu? İnanılmaz yüklü faturalar gelmeye başladı. Biz bu faturaları ödeyemedik. Sonra başka bir proje yazalım dedik. Benim okulumun arkasında bir baraj vardı. O barajda bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedim. Bir öğrendim ki işte 40 yıllık bir ihale imzalanmış. İşte enerji üretecekler falan. Ya dedim bu köydesiniz madem bu okula bir şeyler yapmanız lazım. Kapılarına gittim falan. Onun hikayesi bambaşka. Neyse ısı pompası deneyi yaptık okula bu sefer. Köy okulundan bahsediyorum bu arada. Yani düşünün tek derslikli başka bir ders küçücük bir 2 metrekare bir müdür odası var. Bir hobi sınıfı var bir de normal dersi işlediğimiz sınıfımız var. Ben şu yönden şanslıydım. 100 metrekare alanda 11 öğrenci okutuyordum. Yani 50 metrekarelik sınıfta 10 öğrenci eğitim veriyordum. Ve biz aslında Avrupa standartlarının üstünde bir ortamda eğitim görüyordu çocuklar. Ve oradaki yaptığım yenilikleri hiç saymıyorum. Bu ısı pompası düzeniyle işte daha o yıllarda günlük 2 lira 3 lira elektrikle çok güzel ısınmaya başladık. İşte 24 saat sıcak suyumuz oluyordu falan. İşin teknik mekanik kısmını siz daha iyi bilirsiniz. Okula gelen makine mühendisleri öyle güzel anlatıyorlardı ki böyle ağzımız açık dinliyorduk onları. Uygulamaya gelince de çok memnun kalmıştık. Şimdi sobalı sınıftaki o hani dışarı çıkarsınız da sınıfa girersiniz ya o böyle değişik bir koku olur. Yani o koku klimada olmuyordu mesela. Klima gitti, ısı pompası düzeninde hiç olmamaya başladı. Dolayısıyla bunu biraz daha bizi sağlıklı kıldığını hissettik aslında. Şimdi ben aslında Türkiye'den başlayıp biraz dünyaya doğru gideceğim. Şimdi biz bu kadar bilim konuşuyoruz, işte teknik şeyler konuşuyoruz ama sahada bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bence işin en önemli kısmı bu. Hepimiz bilgi doluyuz, yüzlerce araştırma var. Bakın önümde kaç tane makale var bu konuyla ilgili. Kongreler yapılmış vesaire. 2003 yılında yapılan inanılmaz kongreler var mesela iç hava kalitesiyle ilgili. Hem de okullardan, sınıflarda eylem araştırmaları var. Ama bakın bugün 2020'deyiz. Hala bununla ilgili çok ilerlediğini düşünmüyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün hala Türkiye'de bakın bir deprem yaşadık. İzmir mahvetti bizi. Hepinize geçmiş olsun. Kahrolduk ta buralardan. Bugün hala okulların sağlam bina yani binaların yapılandırılması ya da binaların sağlamlaştırılması bütçesi tartışılırken onun üzerine havalandırma döşeği, insanlara böyle bir lüks geliyor. Yani önce bir binaları sağlamlaştıralım ondan sonra havalandırmaya bakarız gibi yorumlar da var. Dolayısıyla şimdi resmi okullarda bakın 68 bin okul var Türkiye'de. Çok büyük bir sayı değil mi? 68 bin okul. Önce bir kere sayılarla dans edeceğiz. Yani bu işin bütçesini de biraz ortaya koymamız lazım. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tabii ki ortak projeler yapabilir. Çevre ve şehircilik hepsi. Ama bakın devlet işleri her zaman hantaldır. Hantal gider. Yavaş yavaş. Tamam bir şeyler yapılır ama o ona inanılmaz bir silsile vardır. Şimdi ben burada sahadaki iş adamlarının, derneklerin çok daha büyük güç olduğunu düşünüyorum. Çok daha büyük bir güç olduğunu düşünüyorum. Yani evren eylemi destekler diyorum. Bir fikrimiz var değil mi? Harekete geçmek için her zaman devleti beklememiz gerekmiyor diye düşünüyorum. Sivil toplum örgütleri, büyük iş adamları, farklı markalar bir araya gelip en azından pilot köyler, pilot şehirler, pilot okullar seçebilir. 68 bin okuldan bahsediyorum. Peki 68 bin okulda 18 milyon öğrenci var, 1 milyon öğretmen var. Oralara hiç girmiyorum. Resmi okullarda 571 bin derslik var. Okulla iş bitmiyor. Sınıflardan bahsediyor. Çocuk sınıfın içine giriyor. Çünkü Türkiye'de sınıfların kalabalık olması, işte mekanik havalandırmanın bulunmayışı, doğal havalandırma sistemine sahip okullarda işte havalandırma yapılabilecek teneffüs saatlerinin çok kısa olması, özellikle kış aylarında yeterli havalandırmanın yapılmaması, işte tavan yükseklikleri yeterli olmayışı, pencerelerin sızdırmaz oluşu vesaire gibi nedenlerle okul içi hava kirliliği problemleri zaten çok fazla. Çok fazla. Bu çocukların fiziksel gelişimine de etki ediyor, konsantrasyonlarına da etki ediyor. O karbondioksitin sayısal verisi o ortamdaki ne diyorlar ona karbondioksit konsantrasyonu mu diyorlar öyle bir şey diyorlar o değişim etki bir sürü parametre var yani biz bunlarla nasıl baş edeceğiz bakanlık şöyle şeyi çok sever mesela atıyorum çok büyük 5 holding birleşecek ya da 5
iş adamı birleşecek ya da 10 marka birleşecek ismini ver, yani şimdi aklınıza gelebilecek bütün klima markalarını düşünün. Ne bileyim iklimlendirme cihaz işi yapan bütün fabrikatörleri düşünün. Her şeyi düşünün. Bunların çok büyük bir işbirliği yapması gerekiyor. Eyleme geçmemiz gerekiyor. Pilot mesela 7, ben uyduruyorum şimdi, proje ismi uyduruyorum. 7 bölge, 7 şehir, 7 okul, 7 derslik mesela işte pilot yerler seçilip bunların uygulatılması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı şu konuda mesela ikna olabilir ya da halk ikna olabilir. Velilerin bu konuda eğitimler verilmesi gerekebilir. Çünkü veliyi bastırınca bakanlıklar biraz daha şey oluyor. Biraz daha hareketleniyor falan. Biraz dürtüklemek gerekiyor. Bu her zaman böyle belli yazılı evrak projelerle değil, sahada da gündeme geliyor. Yani çünkü bugün düşünün ki bir Türkiye vatandaşı, Türk çocuğu ilk öğretimden üniversite bitinceye kadar her öğrenci bina içinde hesaplıyorsunuz 183 gün okula gidiyor diyelim. Hadi şimdi pandemi var. 20 bin saat neredeyse kapalı ortam havasına maruz kalıyor. Düşünebiliyor musunuz? 20 bin saate yakın. Hadi 15 bin olsun. Bu yaşam süremizin %23'ü demek. Bunu hem Sağlık Bakanlığı'na hem Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli kurumların, gerekirse işte İSKİ'nin falan herkesin bir şekilde böyle gözüne soka soka söylemesi gerekiyor. Bugün bu kadar sağlık konuşuyorsak, PISA konuşuyorsak, hatta ben eğitimci olarak söyleyeyim. Bugün PISA konuşuyorsak testlerdeki başarı oranının bile sınıftaki iç hava kalitesiyle o kadar doğru orantılı olduğu gözleniyor ki bununla ilgili çok fazla araştırmalar var. Yani yapılan çalışmalara göre mesela havalandırma hızındaki artış matematik testinde %2.9'luk, okuma testinde %2.7'lere kadar başarı oranı artışına karşılık geliyor. Bu nedenle okul yöneticilerinin başta olmak üzere velileri de hareketlendirerek sivil toplum kuruluşları, iş adamları, herkes gücünü birleştirmeli. Yani harekete geçilmeli. Yoksa bunlar, bu dosyalar hep arşivlere kaldırılıyor. O şekilde yapılıyor. Bakın elimde bir tane şey var mesela. Ne zaman yapılmış? 2015'te Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi olmuş. Hem de İzmir'de olmuş bu. Müthiş çıktıları var. Okudum. 30 tane falan 30 sayfa falan okudum. Çok güzel. Ama bugün 2020'deyiz. Hala buna yönelik bir çalışma olmadığını görüyoruz. O dediğim gibi kararlar alınıyor, çalıştaylar yapılıyor, herkes canla başla çalışıyor, dosya. Akademik olarak da şunu söylemek istiyorum. Üniversitelerde mesela Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bir araştırma yapmış. Ta 2003 yılında. Şimdi akademisyenler, işte doçentler, şunlar yapıyorlar tez vermek için, doktora vermek için çok güzel araştırmalar yapıyorlar. Alıyorlar şeylerini de, ünvanlarını. Ama bunu uygulamaya geldiğinde ya da bu tezleri harekete geçirmek, hayatın içine salmak bir şekilde sendeleniyor. Bunun niye olduğunu hala bilmiyorum. Dolayısıyla ben ortamda bu yani Türkiye ortamında bugün deprem konuşuyorken bir de üstüne sınıfları havalandıralım ya da işte ne bileyim temizleme depoları koyalım gibi değil. En azından Filiz Hanım'ın dediği gibi en azından yeni yapılan okullara böyle sistemler yapılsın. Bakın siz şimdi Türkiye'yi eleştirdiğimi kesinlikle düşünmeyin, sanmayın. İşte önümde dünya var. Bakın benim bir WhatsApp grubum var. Ben dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen ilk Türk öğretmen olduğumda çok büyük gurur duydum. 173 ülkeden öğretmen arkadaşım var ve bizim bir WhatsApp grubumuz var. 173 ülke. Bugün dünyanın neresine gidersem gideyim bir öğretmen arkadaşım var. Bu müthiş bir şey. Dolayısıyla ben WhatsApp grubuna bu panele katılacağımı kısaca yazdım. Dedim ki böyle bir etkinliğe katılacağım. Lütfen kendi ülkenizdeki uygulamalardan çok kısa bahseder misiniz? Bana iki cümle bile yeter dedim. Bana dönen ülkeleri söylüyorum. Bakın 173 ülkenin kaç tanesi bana dönmüş? Amerika bana döndü. Okulların neredeyse %65'inde böyle bir sistem kesinlikle olmadığını, uygulanmadığını verisel olarak söylemiş. Ve yeni yapılan okulların dışında bakın bugün Harvard'da, Oxford'daki dersliklerde bile bunlar eski bina olmasına dayattırılıyor ama hala bu anlattığımız müthiş teknolojik sistemlerin olmadığını görüyoruz. Şimdi Portekiz dönmüş bana %42'sinde uygulamalı projeler yapılmış ama çok başarılı sonuçlanamamış. İngiltere zaten sınıfta kaldı. İngiltere %18'den bahsediyor. Ben şu an İngiltere'deyim. Hadi bana gelelim. 15 farklı okulda araştırma yaptım.
Bir bakıyorum ki konferans salonlarında havalandırma var, tuvaletlerde havalandırma var. Nasıl yani, bu bina diyor, dersliklerde yok. Bu temizleme depoları diye bir şeylerden bahsediyorlar. İşte temizleme dolapları gibi. Böyle ben çok teknik kısmını bilmiyorum. Okul başkanımıza da sorduğumda bana şey demişti. İşte bu iç hava kalitesinin yaşam hacimleri içindeki insanların böyle sağlığını etkilememesi için iki temel şey olduğunu, bunlardan birinin işte Filiz Hanım'ın dediği gibi doğal havalandırma sistemi olduğunu, onu da savunduklarını söyledi. Ama bununla ilgili tasarımcı mekan büyüklüğün, mesela tasarım, çok ciddi tasarımcılara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. İşte mekanik hava tasarımından bahsetti. Bunlar mekanik hava tasarımında ne dedi, işte kirlilik emisyon hızının etkisini önerilen standartlarda, önerilen hava debilerini kullanırken mutlaka göz önüne almalıdır gibi böyle teknik şeyler söyledi. Ama ben bunu çevirdim, ama yine de bakın Avrupa'nın göbeğinden bahsediyoruz, medeniyetin eşiğinden bahsediyoruz. Pandemide nasıl sınıfta kaldılarsa eğitim sistemindeki bazı belirsizliklerle de bence sınıfta kaldılar. Şöyle, Pınar Hanım merak etmişti, onu hemen hızlıca söyleyeyim vakit çok dolmadan. Şimdi ben 2 yıldır Londra'dayım. Pandemi döneminde de daha Türkiye'de bir vaka bile yokken biz burada boğuşuyorduk pandemiyle ve günlük 1020 ölümleri gördük. Yani günde 1000 kişi ölüyordu burada, 800, 900, 1000, bayağı biner biner, yüzer yüzer sayıyorduk ölümleri. Çok ürkütücü bir durumdu, ama sonra bir baktık, benim arkadaşımın teyzesi bile, bakın Avrupa'dan bahsediyorum, 72 yaşında İngiltere'de, koridorda öldü. Koridorda öldü kadın, tıkandı öldü. Personel yok, hiçbir şey yok. Sağlık sistemi şöyle sınıfta kaldı. Ben bunu söylediğimde bazı kesim tepki gösteriyor, ama bence Avrupa özgürlüğünün bedelini ödüyor. Neden? Daha dün bile 400 üniversite öğrencisi eylem yaptı. Kısıtlamalara karşı eylem yapıyorlar. Kısıtlama istemiyorlar. Özgürlüğünün bedelini ödediğinden kastım şu. Burada pandemi patladığında bütün doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları hepsi kenara çekildi, izin aldılar. Dediler ki psikolojim iyi değil, kendimi iyi hissetmiyorum, kendimi kötü hissediyorum, izinlerimi kullanacağım, geriye dön. Hepsi geri döndü, geri adım attılar. Ne oldu? Çünkü o insan personel yetmezliğinden öldü. Bırakın cihazı. Yani o sedyeleri taşıyacak doktor bulamadılar. Yatak kapasitesi zaten iyi değildi. Fuar merkezlerini yatak kapasiteli bir şeylere çevirdiler falan. Dolayısıyla şu anda bile bakıyoruz, o kadar insan ölmüş, o kadar, ikinci lockdown geldi buraya, ikinci kısıtlama, büyük kısıtlama, ama şu an hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü insanlarda çok ciddi bir önlem yorgunluğu var. İnsanlar önlem almaktan yoruluyor, yorulmuşlar. Avrupa'da da bu böyle. Ben daha dün bir video çektim, hiç kimse maske takmıyor. Ben bunu nasıl bir lockdown anlamadım, arabalar vızır vızır. Trafik full şu anda. Okullar 2 Eylül'den beri açık. Her gün okula gidiyoruz. Ben de gidiyorum. Trenlere biniyoruz vesaire gibi. Şu anda sadece işte gece hayatı, restoranlar, kafeler kapalı. Bankalar ara ara açılıyor. Marketler açık. Onun dışında sosyal yaşantıyı kısıtlandıracak şeyler var. Ama onun dışında dediğim gibi önlem yorgunluğu, maske vesaire gibi şeylerde çok iyi değiller. Ben gözümle görüyorum, yaşıyorum. Ha, bunun yanında BBC'de pat bir haber dinliyorum. Haber dinliyorum. Orada Türkiye'ye olan bir güvensizlikten bahsediyor. BBC'den bahsediyorum. Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'na olan şeyinden, nasıl desem size, güvensizliğinden bahsedildi ve Türkiye'den gelenlere karantina uygulanmaya başlandı. Önceden işte vaka sayısı 1000 falandı Türkiye'de diyelim yazın. Türkiye'den geldiğimizde biz karantina uygulamadık. Hani 14 gün evden çıkma falan, ama şimdi o vaka sayılarındaki bir kaos yaşandığı anda hemen BBC açıklama yaptı. İşte Türkiye'de vaka sayıları belirsiz, halkın da güvensizliği var vesaire, biz işte vaka sayısını tam olarak bilmiyoruz. O yüzden Türkiye'den gelenleri de karantinaya alıyoruz diye böyle bir karar uygulandı. Hala da uygulanıyor. Ama bunu bize söylerken ben kendi gözümle gördüğüm şeyleri anlatmak zorunda kalıyorum. Çünkü buradaki önlem yorgunluğu dolayısıyla vaka sayısına, ölüm sayısına etki ediyor. Okulların açılması, bakın bırakın 2 Eylül'ü, okullar Mayıs ayında açıldı. Mart'ta patlayan pandemiden sonra benim oğlum da mesela liseler haftada 2 gün, ana sınıfları, benim oğlum ana sınıfı işte haftanın 5 günü yarım gün 12'ye kadar okula gitmeye başladılar derken böyle bir süreçteyiz.
bir belirsizlik. Dünyada bir ilk çünkü. Yani çok küresel bir kriz yaşıyoruz. Bu ekonominin dışında eğitim camiasında tabii ki çok etkiledi. Sağlık camiasında çok etkiledi. Ama dolayısıyla günün sonuna geldiğimizde diğer ülkelere de baktığımızda çok da umutsuz durumda olmadığımızı düşünüyorum aslında. Gelelim bana diğer geri dönen arkadaşlara. Fransa da bu konuda sınıfta kaldı bana göre. Çünkü oranlarına baktığımızda çok eski binaların okul olduğunu görüyoruz Fransa'da. Bununla ilgili de iç havalandırma sistemi, işte bununla ilgili çalışma çok fazla olmadığını. Çünkü orada orman okulları yapıldığını, İngiltere'de de aynı şekilde. Çok fazla dışarıda eğitim, duvarsız eğitim modeli uyguladıkları için böyle şeylere çok yönlenmemişler. Hep böyle konferans salonlarında havalandırma sistemleri var. Halbuki konferans salonları ayda bir kere falan kullanılıyor ya da iki ayda bir kere sezon sonunda bir embesi, bir kutlama falan yapıldığında kullanılıyor. Ama asıl sınıflarda yapılması gereken şey ayda iki kere kullanılan, 100 kişiden fazla kullandığı için böyle bir uygulama yapılıyor. Yine özellikle yine belirtmek istediğim ne var? Finlandiya var. Bugün dünyada en çok tartışılan Finlandiya dediğimiz bir eğitim sistemi modeli varken tabii onu da sormadan olmazdı. Finlandiya'daki matematik öğretmeni arkadaşım bana şey söyledi. Yani değişken hava hacimli sistemler olduğunu ve bu sistemler işte değişken debili havalandırmadan bahsetti ama bazen bunların sınıfa verildiğinde aşırı soğuma yaptığını bana söyledi. Ve bu aşırı soğumanın öğretmenleri rahatsız ettiğini, çocukları rahatsız ettiğini, hatta okul yönetiminde rahatsız ettiğini ve bazılarının iptal edildiğini söyledi. Düşünün, böyle bir sistem var. O hava verildiği zaman sınıf soğuyor ve insanlar rahatsız oluyor, sen bu sistemi kapatıyorsun. Böyle enteresan uygulamalar da olmuş. Hava debisini azaltmak yerine işte tekrar ısıtma yapmayı tercih ediyorlar falan gibi uygulamalar. Yine işte o Finlandiya'daki okullarda kişi başına 3 farklı taze hava debisi verilerek tasarlanmış havalandırma ile böyle okullardaki hani İHK dediğimiz işte iç hava kütlesi problemlerinin önlendiği söylendi. Çünkü bu niye? Bütün dünyanın, onu da niye yapmışlar biliyor musunuz? Çünkü bütün dünyanın gözü Finlandiya'da ya. Finlandiya, her şeyimiz tam olsun diye döşemişler, yapmışlar derken Finlandiya'nın da değişik bir iklimi var. Dolayısıyla bu sistemler biliyorsunuz iklime göre de çok değişiklik gösteriyor. Havanın işte mevsimsel değişiklik olsun vesaire gibi. Ve ben yine bu karbondioksit şeyle ilgili o bilim adamlarının çalıştı. Bakın şu anda en iyi durumda olan bana göre o 173 ülke arasından bahsediyorum. WhatsApp grubundan bahsediyorum. Vallahi WhatsApp'ın yalancısıyım ben. Ona göre Hollanda ve Almanya'dan bahsedeceğiz. Bakın biraz önce yine ne dediniz? Pınar Hanım da demişti. Almanya bu konuda iddialı dedik değil mi? Pandemide daha işte testler mesela. Ya pat diye görüyorsunuz işte paralel gidiyor. Yani Almanya'nın yani pandemideki olan mücadelesiyle sanki o okullarda olan o sistemsel becerisini de ön plana çıkarmış oluyor aynı zamanda. Almanya ve Hollanda'nın bu konuda daha ileride olduğunu da görüyoruz bana verilen haberlere göre. Çünkü öğrenci başına mesela ilkokullarda 1,5 metrekare düşüyor. Almanya ve Hollanda bunu daha da genişletmiş. Bubble dediğimiz balon sistemi yapıyorlar. Benim şu anda bulunduğum okulda da International School of London'dayım ben. Bakın 90 farklı milletten çocuğun eğitim verdiği bir okul. 27 farklı ana dil konuşuluyor. Ben Türkçe ana dil koordinatörüyüm. Buradaki Türk çocuklarına destek oluyorum ve bir Türkçe dil programı geliştirdim. Farklı ülkeler, farklı seyahatler, özellikle yaz dönüşü. Biz de okulda bubble'lar oluşturduk. Yani ek binalar yapıldı. Ne demek ek bina? Prefabrik aslında. Yani prefabrik binanın neresine klima ya da ne bileyim neresine havalandırma takacaklar. Hemen patır patır oraları kurmuşlar. Biz bazı öğrencilerle 20 dakika sadece birebir eğitim veriyoruz. Böyle önlemler var. Böyle şifter takıyoruz yüzümüze. Yüz koruyucuları takıyoruz. Şeklinde her yerde dezenfektan cihazları falan var. Şu anda tedbirler iyi gidiyor. Okulumuzda 0 vaka. 550 öğrencimiz var. Şu anda 0 vakayla devam ediyoruz. 0 vaka öğretmenle, 0 vaka çocukla devam ediyoruz. Ama gelelim benim oğlumun okuluna. 2 çocuğum var benim. Biri 6 yaşında, biri 15 yaşında. 15 yaşındaki oğlum 11. sınıf. Türkiye şartlarına göre 10. sınıf. Şu an bulunduğu okulda her kademede 8. sınıf, 9, 10, 11 hepsinde vaka gözlendi. Ve ona rağmen okul müdürü bize mektup yazıyor. Hiç
problem değil. Koronaya yakalanan öğrencimiz 14 gün iletişim süresinden sonra geri dönecektir. Hiçbir endişeye gerek yoktur gibi bize böyle bize rahatlatıcı mektuplar gönderiyorlar şeklinde. Dolayısıyla orada da çok fazla böyle havalandırma, iç hava kalitesinin ölçümüyle, yani insanlara ya bırakın hava kalitesini, insanlar önce şu maskeyi öğretmemiz gerekiyor ki burada ciddi bir şekilde maske problemi var. Yani maske takmama, maskeyi reddetme problemleri var. Her ne kadar Türkiye'yi eleştirsek de cezai sistem de yok mesela burada çok fazla ve sadece toplu taşıma araçlarında özellikle şey tutuluyor. Yani özellikle zorunlu tutuluyor. Dolayısıyla şimdi dönüp baktığımızda dünyayı inceliyoruz, Türkiye'yi inceliyoruz. Neresinden tutalım diyoruz. Çocuğumu okula göndereyim mi, göndermeyeyim mi? Bir sürü tartışmalar. Ben bakıyorum Twitter'da okullar açılmasın diye kampanya başlatanların yazın çocuğunu herkesin tükürdüğü sitenin havuzuna soktuğunu görüyorum. Şimdi okullar açılmasın diyorsun. Geliyorsun çocuğunu sitenin işte havuzuna sokuyorsun. Bunlar enteresan şeyler. Çünkü dünyada gözlemlediğimiz zaman okulların salgında çok büyük, yani okulların çok büyük bir salgını tetikleyecek bir şey olmadığını ben burada gördüm. 2 Eylül'den beri, hatta geçtiğimiz Mayıs'tan beri de görmeye devam ediyorum. Bence havalandırma sistemini bu kadar konuştuğumuz bugün de biraz da bütçe konuşmanın zamanı bence. Çünkü bakanlıklar, devlet işleri hep bütçelerle yürüyor. Yani bu projelerin bütçesi nedir? Bunlar şu lazım, bu lazım diyoruz ama bunlar neye patlar, ne kadara patlar? Belki çok büyük bir kampanya düzenlenir bununla ilgili. Mesela sınıfların çok kalabalık olması bu konuda bize çok engel oluyor. Yani sınıfların kalabalıklığı havalandırmada. Bakın bir araştırma var önümde. Mesela diyor ki havalandırma debisini bırakın. Öğrencilerin işte ortalama kilosu bile etkinmiş bunda. Ben bunu ilk duyduğumda şaşırdım. Öğrencilerin ortalama kilosu, öğrencilerin ortalama boyu. Düşünebiliyor musun? Ders süresi, teneffüs süresi, teneffüste sınıfta kalan öğrenci sayısı. İşte bir havalandırma senaryosu olması lazım bir sınıfın. Kaç dakika havalandırılacak, nasıl olacak? Yani bu senaryoları kim yazacak? Hangi bilim koluyla yazılacak bunlar, okulda uygulanacak, bugün nasıl okullarda pandemi tedbirleri pat 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 genelge gibi yayınlandı. Bu havalandırma şeylerini de sadece işte pencereler açacak, havalandırılacak diye değil, bir havalandırma senaryosu. Bu insanları böyle biraz önce dediğim gibi yaşam süremizi kısaltıyor bu kötü havalar. Onu vurgulayarak, altını üstüne basa basa söyleyerek belki anlatmamız gerekiyor. Arka arka yapılan işte ders sayıları, biraz önce dediğim gibi sınıfın hacmi çok önemli, dersteki öğrenci sayısı çok çok önemli. Bu konuda neler yapılabilir fiziksel anlamda? Ama dediğim gibi bence şu anda o kadar bilim konuşuyoruz, sağlık konuşuyoruz, işte mekanik sistemler konuşuyoruz ama bence bütçeyi de biraz konuşmamız gerekiyor. Çok havada kalmasın diye söylüyorum. Yani bununla ilgili herhangi bir bütçelendirme yapıldı mı, yapılacak mı? Ne yapabiliriz? Ben mesela bir öğretmen olarak ne bileyim bir sponsor ağı demeyeyim de işte böyle bir en azından mesela böyle bir ekip oluşsa diyelim, yönetim kurulu, danışma kurulu sadece bu projeyi yönetecek, bakın sadece bunun için çalışacak Türkiye'de, böyle ayrı ayrı değil de hep birlikte hareket edilebilecek bir karar merci oluşturulsa, sonra da dağ gibi önlerine çıksak, söylesek ya da önce desek ki Milli Eğitim Bakanlığı'na ya da Sağlık Bakanlığı'na, ya biz bunu 7 okulda uyguladık. Muhteşem sonuçlar elde ettik. İşte biraz önce dedim ya, Balıkesir Üniversitesi rektörlüğü bir ta 2003'te bir araştırma yapıyor ama öyle kalıyor havada. Şey yapıyorlar işte bu ders başı, hani dediniz ya siz de Ozan Bey, ölçümler yapıyoruz gibi. Hani mesela ders başında 1040 gözlemleniyor. Sonra ders bitiyor, tabii her yer kapalı. Ders gözlemleniyor, bir bakıyorsun 3549 oluyor falan. Bu Balıkesir Üniversitesi'nin araştırmasında var. Bunları önlerine koymamız gerekiyor. Yani bu uygulamaları, öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini, havalandırmasındaki olumlu etkilerini belki ortaya koymamız gerekiyor. Ayrıca Türkiye'de neden bir de bu çok gerekli biliyor musunuz? Çok kısa bir konuya da daha değineyim. Oğlumu almaya gideceğim diyoruz. Şimdi okullarda Türkiye'de çok katlılık söz konusu. Şimdi bu diyeceksiniz ki ne alaka? Yani havalandırmayla bunun ne alakası var?
Hemen şöyle söyleyeyim. Bazı liselere bakıyoruz. 3 kat, 4 kat, 5 kat, 6 katlı okullar görüyoruz. Yani çok yüksek katlı okullarımız var. Şimdi bu okulların pencereleri. Çünkü daha önce Türkiye'de böyle çok olay yaşadık. Belki hatırlarsınız, hatırlamazsınız. İsim şehir falan veremeyeceğim ama nöbetçi öğrenci cam silerken düştü öldü, biliyorsunuz. O haberleri hatırlarsınız. Bunlar Türkiye'de oluyor. Nöbetçi öğrenci cam siliyor, düşüyor, ölüyor. Pencereden atlayan ortaokul öğrencileri oldu, intihar edenler oldu, kazayla düşenler oldu falan. Ne yapıyor okul yönetimi? Pencereleri kilitliyor. Yani kilitliyor derken bayağı kaynak yapıyor. Kimse pencereyi açamıyor. Şimdi pencerenin açılmadığı bir sınıf düşünün. Yani biz şimdi bugün havalandırma konuşuyoruz ama penceresi sınıf düşünün. Bakın Türkiye'de 571 bin derslik var. Biraz önce ne dedim? 68 bin okul dedim, değil mi? Devlet okullarında 571 bin derslik var. Acaba bunun kaç tanesinin pencereleri kaynaklı, kilitli? İşte onlar ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat olan okullar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz bugün bence o pencereleri açmaktan mı başlayalım? Ne bileyim işte oraya demir mi koyalım, ne yapalım bilemiyorum. Ya da dediğiniz gibi okulların yapılacağı yerler tabii ki çok önemli ama eski okulları da kaldırıp çöpe atamıyoruz. Dolayısıyla okullar da hala sistematik olarak devam ediyorlar. 2000 öğrenci, 3000 öğrencili okullar var sonuçta. Buna da çözüm yolları üretmek gerekiyor. Yeni okullar için yeni planlamalar da çok kıymetli olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla benim fikirlerim bunlar. Özel okullara gelince, özel okullar biraz daha böyle daha relax duruyorlar, daha paraları pulları var. Ne bileyim hani ama ona da baktığınızda 134 bin özel okul görüyoruz. Ama bu sefer de dershaneler kapatıldıktan sonra bu sefer dershanelerin de okul olduğunu gördüğümüz zaman apartman okulcukları ortaya çıkıyor. Yani apartman okulları var. Siz de görmüşsünüzdür. Samsun'da da çok vardı. Hiç özel okul olmayan bir ilde bir bakmışsınız 20-25 tane özel okul belirdi. Ne oldu bunlar? Apartmanlar okul oldu falan. Yani dolayısıyla fiziksel anlamda da bazı yenilikler gerekiyor. Dediğim gibi bugün Türkiye'de hala okulların deprem dayanıklılığına dair fizibiliteleri birazcık askıya alınıyorsa ya da bunlar bir şekilde birazcık bütçe konusunda biraz daha geride duruluyorsa havalandırma çok çok lüks kaçıyor açıkçası. Yani biraz doğruyu da konuşmak gerekiyor. Ama imkansız değil. İmkansız değil. Demek istediğim yine pilot okullarla, pilot çalışmalarla yapabiliriz. Benim tek istediğim harekete geçmek. Yani yüzlerce araştırma var, makale var, bilgiler dolu her şey müthiş, donanımlı her şey ama harekete geçin, eyleme geçince bir şekilde hele de devlet politikalarında biraz hantallık ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bence en önemli konu burada bütçe. Bütçe tartışılmalı. Ama mesela bakanlık da görüyorsa ki ya bu iş adamı, şu vatandaş, şu dernek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Üstüne bir de veriler geliyor. Ya ben de bir şeyler yapayım. Biz de buna katkı sağlayalım mutlaka diyecektir. Bunun kısa bir yolu vardır. Ne tadilatlar yapılıyor okullarda. Yani havalandırma sistemini döşemek çok zor değildir diye düşünüyorum. Eşim inşaat mühendisi. Yani bunların çok kolay yolda yapılan sistemleri de varmış. Dolayısıyla ben yine olayı bütçeye bağlıyorum. Çok özür dilerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım yani paylaşımlarım bilmiyorum faydalı olmuştur. Ben düşüncelerimi paylaşmak istedim. Hepinize evet. Çok teşekkür ediyorum. Nazım çok teşekkür ederim. Ben birkaç önce kendim sormak istiyorum. Biraz haksızlık oluyor biliyorum ama. Almanya ve Hollanda'daki başarılardan bahsedip detay vermediğini hatırlıyorum. Belki merak eden çıkar. Onları aktarabilir misin bize? Tabii. Mesela Almanya bana ne göndermiş? Almanya mesela 2015-2017 hava debisi öğrenci sayısına yönelik hava debisi araştırması göndermiş bir tane mesela. Çok küçük. Bunun o sistemler sayesinde işte %67.8'e kadar arttığını söylemiş bu sistemler sayesinde. Yani ben bu tabii verilerden çok anlamıyorum. PPM diye geçiyor. Karbondioksitten bahsediyor. O debiden mi bahsetmiş oluyor? Karbondioksit oranıdır havanın içerisinde. Karbondioksit olayının %68'e kadar azaldığını
bu sistemlerle işte A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı diye bina sınıfı demiş, genel anlamda demiş, düştüğü gösteriyor. Yani bu sistemler sayesinde karbondioksit, mesela iç ortam havasının çok kuru ve küf oluşacak kadar nemli olmasını da engellemiş bu sistem. Aynı şekilde diyor ki iç ortamdaki uygun olmayan kokuları gidermiş. Ve böyle tanımlanmış ve tanımlanmamış diğer hava kirleticilerin konsantrasyonunu düşürmüş. Yani demek istediğim, bu sistemler Almanya'da ve Hollanda'da benim yazan arkadaşlarım da Aysen Frisch Scholen okulunda görev yapmış. Ve bir de Hollanda'nın şu uygulaması da var. Hollanda diyor ki bazı testlerden sonra çocuklar sınıfta eğitime başlamışlar, proje okullarında. Yani bazı hava, iç hava akım testleri yapılmış. Ondan sonra orada çocuklar eğitime başlamışlar, ama bunları ben Avrupa Birliği projesi kapsamında olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen okullar şey yapıyor. Mesela bütçe almak için tek sınıfı öyle yalandan göstermelik yapıyorlar. Bunu çok yapan oldu. Avrupa'da da var. Yani gösteriyor sınıfı, böyle o proje, Avrupa Birliği projesi yapıp oradan bir yüklü bir bütçe alabilmek için, bak ben okulumda bu projeyi yaptım, uyguladım, sonuçları şu 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 tak tak diye sunmak için yapanlar da oluyor. Bunun o uygulama olduğunu, olup olmadığını bilmiyorum ama sorabilirim. Ben sadece bana dönen arkadaşlar, ben mesela İtalya'nın bana dönmesini isterdim, dönmedi. Ne bileyim işte WhatsApp gruptaki arkadaşları söylüyorum. İşte Amerika, Portekiz, ben zaten İngiltere'deyim, Fransa, Finlandiya, Hollanda, Almanya döndü. Onun dışında dönen olmadı. Uzak Doğu ülkeleri çok isterdim. Japonya, Çin falan, hani biraz o kadar teknolojili konuşuldu. Japonya'da ne yapılıyor acaba? Onu böyle makalelerle araştırmaktansa bizzat sahadaki arkadaşlara sorayım istedim. Onlardan çok net cevap alamadım. Çok isterdim mesela Çin'den bir öğretmenle görüşmek, ki var öğretmen arkadaşlarımız ama dönmediler bana. Evet. Teşekkürler. Ben devam etmek istiyorum Ozan'cığım. Hanımı bulmuşken, çalışma grupları oluşturulabilir ve okullarla ilgili bu çalışmalar devlete sunulduğunda bütçe çıkabilir diye bir düşüncen olduğunu az önce dinledim. Yani biz aslında neredeyse 10 yıldır ben de birçok mühendis arkadaşım bu konuda çalışmalar yaptık. Hatta biraz önce söylediğiniz bir şey vardı. Boy, çocukların boyu neden önemli? Virüsün aşağıya doğru çöktüğü yerde en çok olduğu nokta 1 metre ve altı. Yani dolayısıyla ilkokul çocukları ve anaokul çocukları en riskli gruptalar aslında. O konuda da herhalde bu ortamlar bir şekilde bizim birlikte çalışma grupları oluşturmamızın başlangıcı olacak diye düşünüyorum. Bugün doktorumuz, mühendisimiz, öğretmenimiz gibi bizim için önemli öğretmenler de, çünkü orada yaşıyorlar ve orada riskleri de taşıyorlar çocuklarla beraber. Şimdi sorulara geçmeden Ozan Bey'in herhalde bir sorusu var. Evet, söz hakkımı kullanmak istiyorum. Öncelikle Dilek Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir teknik insan değilim dedi ama teknik insan gibi araştırmış. Bu değerleri toplamış. Çok doğru şeylere değindi gerçekten. Bizim de yıllardır üzerinde konuştuğumuz, derdimizi anlatmaya çalıştığımız, ki bu aktivite bile bu konuya birazcık ilgi çekerim. Yani pandemiyi fırsat görüp, bu pandeminin konusu değil. Yani çocuklarımızın sağlığı sadece pandemi ortamında değil. Genel anlamda biz bunları düzeltmemiz lazım. Bir takım önerileri var. Genel güncel terimle not ettik bu önerileri. Bunları gerçekten sektörümüze değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Buradan da çağrıda bulunuyorum. İklimlendirme Meclisi'nin gündemine bunu almamız lazım. Bizim en üst mevkimiz orası. Burada bunları tartışmamız lazım. Bütün sektörün bir araya geldiği meclisimiz. Bir de Almanya örneğinden bahsetti Dilek Hocam. Şöyle bir veri de ben paylaşmış olayım. Şu anda Almanya'da işte o gelen cevaptaki öğretmenin bahsettiği okulların toplama oranı %15'ler seviyesinde. Ve Alman hükümeti bu pandemi ortamında bunun çok daha hızlı harekete geçebilmesi için 320 milyar euroluk bütçe ayırdı bu işe. İşte ben bunu bahsediyorum. Bütçe. Evet. Bütçe o kadar önemli ki. Günümüzde özellikle son teknoloji kullanacaksak, o filtrasyon sistemleri falan var ya, bu
Özellikle bu sistemlerde geliştirilen bu temiz hava. O zaman Bey, temiz hava dolapları dediğin şey nedir? Çok pahalı şeyler mi bunlar? Değil. Ve onunla ilgili de aslında ben şöyle cevap vereyim. Şimdi bizim sektörümüz bu havalandırma konusunda gerçekten çok ilerledi. Çok yetkin firmalarımız var. Avrupa'ya da, yani üretimimizin yarısını da Avrupa'ya ihraç ediyoruz bu arada. Dolayısıyla bu altyapılar, ürünler, her şey bizde hazır. Bunu şimdi siz rakamlardan bahsettiniz. Ben de aynı rakamlardan bahsedeyim. 571 bin ya da 541 bin derslikten bahsettiniz. Evet. Her bir dersliğe 1000 lira harcasanız bu anlamda 571 milyon yapıyor. Evet. 10 bin lira harcarsanız 571 milyar yapıyor. Yani bütün okullarımızı yapmanın maliyetinden bahsediyorum. Şimdi 571 milyar dediğiniz rakam çok büyük bir rakam. Devletimizin bunun altından kısa sürede kalkması mümkün değil. Ama deprem gerçeğinde olduğu gibi işte İstanbul'da mesela 52 bin bina deprem anında yıkılacak deniyor. Yeni bir oluşacak depremde. Bunların güçlendirilmesi lazım. Hadi güçlendirelim. Kaynaklar yetersiz. Bunu uzun vadeye planlayıp 15 senelik, 20 senelik eğitim de uzun vadeli bir fonksiyon biliyorsunuz. Uzun vadeye planlayıp biz bunu ülkenin politikası, yani hükümetlerin politikası değil, ülkenin politikası olarak ortaya koymamızda fayda var. Tabii ki bundan daha öncelikli şeyler var hayatımızda. İşte çocukların eğitim kalitesi diyoruz. Bu onu etkileyen faktörlerden bir tanesi. Lüks gibi geliyor diyorsunuz. Haklısınız. Yani havalandırma lüks geliyor insanlara. Daha öncelikler var. İşte sobaya da ısınma önceliği var işte köylerimizdeki okullarda. Evet. Onun penceresinin, duvarının boyanması önceliği var. Bunların yanında biz bunu da öncelikler listesine koymamızın vakti geldi. İki sebeple, bir pandemi ortamında bunu gördük ki bu okullardaki havalandırma, hele hele taze havayla, %100 taze havayla yapılacak olan havalandırma pandemide bizim hayat kurtarıyor. İki, bu pandemi hayatımıza girdi. Pınar Hocam daha iyi cevap verecektir buna. Bu pandemi hayatımıza girdi. Ne ilk olacak, ne son olacak. Biz bunlarla yaşamayı öğrenmek zorundayız. O yüzden de bu tür ortamların, özellikle toplumun, hele hele çocuklarımızın bulunduğu ortamların buna hazırlanmaya başlaması lazım. Kıvılcımı yakmak lazım. Bu konuda da örgütlü olmak lazım. Örgütleri temsil eden de bizleriz, dernekleriz. Zaten gündemimizde ama sizin konuşmanızdan çok büyük motivasyon aldık. Ben kendi adıma söyleyeyim. Çok büyük motivasyon aldım. Bu konuyu arkasını daha güçlü bir şekilde takip edeceğiz. Umarım. Bir çok küçük bir şey daha. Çok küçük. Tamam diyelim. Biraz bütçe bulduk, buluşturduk, birkaç okul yaptık, birkaç denek okullarımız, dersliklerimiz oldu diyelim. Havalandırma sistemini yaptık. Bununla iş bitiyor mu? Yani kuruyoruz, çıkıyoruz. Yoksa bu HEPA filtre dediğimiz bunlar değişecek mi? 3 ayda bir masrafı oluyor mu vesaire? Hani böyle bir şey var mı? Yoksa sadece hani taze havadan aldığı sistem bize yetiyor mu? Şimdi taze hava aldığınız zaman çok yüksek HEPA filtrasyon seviyelerine ihtiyacınız yok. Yine belli kademe filtrasyonları koyuyorsunuz üzerine. Eğer taze hava alamıyorsanız, iç havayı sürtülecekseniz HEPA filtre gibi sistemlere ihtiyaç var. Bunlar da hastanelerimizde var zaten, yani hijyenik ortamlarda. Şu anda pandemi ortamında biraz böyle gündeme geldi işte HEPA filtre sistemleri, benzer sistemler. Pandemi ortamında faydası var. Ama bizim HEPA filtreyle çözülecek bir konu değil. Bizim taze hava vermemiz lazım. O bahsettiğiniz PPM dediğiniz konu tamamen karbondioksit oranı ile ilgili. HEPA filtrenin buna bir faydası yok. Bunu sadece taze havayla giderebilirsiniz. En çok onu yazmışlar. Evet, çok taze onu hava. Bu işin çözümü bu. Bu konuda uzmanları şu anda içimizde. Dernek olarak da bu konuyu temsil eden bir derneğiz. Çözümleri de var. Dediğiniz gibi önce planlama, sonra bütçe. Ama planlamanın içerisinde bütçe de çözülüyor. Yani bir şey vardır. Onunla cümlemi, sözümü tamamlamış olayım. Şimdi Almanlarla ben de çok içli dışlı işler yapıyorum. Bugün dahi devam ediyoruz. Onlar hep şöyle der. Şimdi mükemmele ulaşmak hedeftir. Ama önce mükemmeli yapacağım diye yola başlarsanız hiçbir zaman o hedefinize ulaşamıyorsunuz. Bir yerden başlamamız lazım. Kesinlikle. Adım adım o mükemmele ulaşacağımıza ben inanıyorum. Yeter bir ki... Plan dediniz ya, yani eylem planı. Yani plan eylem planı olmalı. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Filiz Hanım konuşmasında bahsetti ya otel sistemlerinden. Burada bazı okullarda da
O otel sistemi dediğim o ızgaralardan gelen bir sistem gözlemledik ama onu da tam bize teknik şeyini açıklamadılar çünkü kullanmıyorlar. Dediğim gibi hani Finlandiya örneğinde verdiğim gibi bazı okul binalarında bu sistem olmasına rağmen kullanılmıyor. Niye kullanılmadığını da bilmiyoruz. İşte Finlandiya öyle açıklamış. Soğuk hava üflüyor, rahatsız olduk falan diyorlar. Bunu işletemiyorlar. Yani o sistemleri çok iyi biliyoruz sektör olarak. İşletmesinde demek ki teknik personel ihtiyacı var orada. Evet. Onu kullanan insanın oradaki eğitimi yetersiz veya bilgisi yetersiz. Yoksa çok güzel sistemlerdir. Yani öyle konforsuzlukları da yaşamazsınız normalde. Yani işletemiyorlar diye algıladım sizin dinlerinizden. Bilmiyorum olabilir. Dilek Hanım müsaade ederseniz ben bir şey söyleyeceğim. Bu iş yapılamaz mı? Yapılır. Az önce bir kardeşimiz Ozan Başkanımız düzeltiyor. Öyle bir paradan bahsetmiyoruz. Çarpımı yanlış yaptınız. 5 milyar 710 milyondan bahsediyoruz ki bu bulunabilir diyor. Öyle mi? Öyle mi yazmışlar? Ben oradakini okuyorum. Mesajı okuyorum. Çarpım hatası yaptığımızı. Peki diyelim ki düzeltti. Gürkan Başkanım yazmış. Bu konuları çok uzun uzun tartıştık kendisiyle. Sıra bakmayın. İsmini okumadığım için onun da ismini okumamıştım. Önemli değil. Tamam, ben şöyle bahsetmek şey istedim özellikle. Kendisinde çok çalışmaları var bu konuda. Şöyle bir şey var. Sınıfların %10'unda yapabildiğimizi varsayın. Öğrencileri bölmeye başlarız. O sınıflara yarısını almaya başlamış oluruz. Yani %10 aslında yarısı anlamına gelir diye düşünüyorum. Ve bir de kaynak bulmak konusunda köy okuluna ısı pompası takan öğretmene mi anlatıyorsunuz bunu? Yani ben Dilek'le o yıllardan konuşuyorum. Ben tanıdım da köy okulunda öğretmendi. O nedenle neleri yapılabileceğini öğrendik ondan. Biz de ondan belki ders almamız gerekir. Yapılabilir kelime inanın zor değil. Bakın bir şey yapmak, biz burada niye toplandık bugün? Tamam bilgilerimizi paylaşıyoruz ama bunun bir sonucu olmalı. Yani biz evet webinarlar yaptık evet ama sonunda bir şey başlattık, bir hareket başlattık dememiz gerekiyor. Yani çok güzel bilgiler tabii ki alacağız, paylaşımlarda bulunacağız ama sahaya inmek gerekiyor. Sahada bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir şey amacımız hepimiz çocuklar için bence buradayız biliyor musunuz? Hepimiz çocuklar için bir şey yapmaya çalışıyoruz. Farkında mısınız? Yani çocukların o sınıf içinde boğulmamaları için uğraşıyoruz şu anda. Ve bunu tutkuyla yaparsak, tutunarak yaparsak olacağına inanıyorum. Ama hani zoraki olursa bazı şeyler o stres yaratıyor. Ve başarıya da ulaşmıyor. O yüzden ben olacağını düşünüyorum. Hemen dinleyicilerimizden birisinin yazdığını okumak istiyorum. Kerim Bey küçücük bir şey söyleyebilir miyim Kerim Bey? Küçücük bir soru değil çünkü hemen size söz vereceğim izin verirseniz. Tamam. Dilek Hanım ağzınıza sağlık, çok güzel bir terim kullandınız. Hayal ortağı. Sanırım çocuğu da okulda olan bir kardeşimiz. Aile başına düşecek miktarı yani biz de karşılamaya hazır olabiliriz veya bütçelerine katkıda bulunabiliriz. Hep beraber yaparsak bu olacak gibi bir yaklaşımı var. Filiz Hanım ben size söz vereyim sonra devam edelim. Muhteşem. Yani okul aile bir Dilek Hanım var. Hatırlıyor musunuz? Pardon. Bitirin isterseniz ben. Yok, bakın bir velinin bunu söylemesi ne kadar önemli öyle değil mi? Bakın yani devletten beklemiyor, okul yönetiminden beklemiyor, ne bileyim sponsordan beklemiyor. Bir şey kendimiz bile diyor aramızda bir şeyler yapalım, taktıralım bu sistemi falan gibi bir şey anladım ben. Dolayısıyla velileri biraz daha böyle bu konuda bilgilendirmek, eğitmek gerekmiyor mu aslında? Bu da çok kıymetli. Bakın veliler bu şekilde etkileniyor ve katkıda bulunmak için çaba harcayabiliyor. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ne söyleyeyim? Çalışma grubumuz aslında okul aile birliklerine de ulaşabildiği kadar ulaşıyor. Bizim katkımızla onun çok daha büyüyeceğini düşünüyorum. Filiz Hanım sözünüz kesilmiş gibi oldu. Buyurun. Sonra... Estağfurullah. Kusura bakmayın. Yok hayır. Dilek Hocam hatırlayın WhatsApp grubunu kurduğumuzda ne dedim size? Hocam bunu yapabiliriz dedim birlikte. Yani bir kampanya başladım. Çünkü ben de inanın buna baş koydum. Yani gerçekten bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapacağım. Çok haklısınız. Veliler ve öğretmenler o kadar duyarlı ki bakın benim sosyal medyadan ya böyle bir çözüm var dediğim üzerine bana dönen, kendi kendine fan alan, taktıran öğretmen örneği gösterdim size ya da veliler var. Artık insanlar başının çaresine bakmak istiyorlar ve o sınıftaki veliler aralarında para toplayıp o sistemleri kurmak isteyebiliyorlar. Önemli olan bizim bunun
ütopya olmadığını, çok lüks olmadığını anlatmaya çalışmamız. Pandeminin başında ben mesela üniversite sınavları öncesi bunları söylerken ya işte dediğinizi söylüyorlardı. Edirne'den Kars'a bizim ne okullarımız var? Ellerini yıkayacak su bulamıyorlar, sabun bulamıyorlar. Ama şimdi bakın biz artık havalandırmayı konuşmaya başladık. Belki bundan sonrası için bir şey yapıyoruz şu anda. Ve bakın özel okullarda bile ben projeciyim. İşte pek çok okul yaptım. Örneğin Irak'ta bir sürü okul projelendirdiğimde ben orada havalandırma sistemlerini çok kolay koyabiliyordum. Eğer başında koyabiliyorsanız bunlar çok büyük rakamlar değil. Hı hı. Yani siz mesela bir sürü özel okul yaptım. Özel okul şartnamelerinde aslında yazıyor havalandırma olması gerektiği. Ama o özel okulları genel merkezlere değil de birilerine işte franchise ediyorlar falan filan ya veriyorlar ya. Onlar gidiyorlar daha lüks işte masalar ya da başka armatürlere para harcarken burada o parayı kullanmanın gerekli olduğuna inanmıyorlar. Yani bizim yapmamız gereken şey makyaja harcanan parada aslında ihtiyacı olan kısmın ayrılması gerektiğini anlatmak zorundayız. Yani bu hiç lüks değil. Bunun lüks olmadığını gördük işte. Bakın insanlar pıtır pıtır ölüyorlar değil mi? O yüzden bu önemli. Ve ben diyorum ki biz kadın gücüyle bunu başlatabiliriz. Sivil toplum örgütlerimiz çok güçlü. Sektör arkadaşlarımız çok duyarlı. Bir kıvılcım yaksak bu ülke okullarını havalandırma yapar. Yani benim bu mesela çalışmam üzerinden fiyat teklifi aldım bir arkadaşımdan. 10-12 bin lira arasında değişiyor bir sınıf için. Sadece o sınıfa yaparsanız. Ama çarpın bu kadar sınıfı. Çok daha ucuza yapılabilecektir. Ben bedava projelerini yapayım. Hiç önemli değil. Arkadaşlarımdan da çoğu bir sürü şey hakkında bulunacaktır. Ne var bunda? Yani bu ülke bu seferberliği başlatmalı diyorum. Ben de aynı heyecanınızı paylaşıyorum. Teşekkür ederim. Ben hemen bir şey daha söylemek istiyorum. Nedense size hiç soru yok Dilek Hanım. Sadece katılıyorum, evet, gönüllülük şart, ya hep ya hiçiz gibi şeyler var. Burada bir soru yok. Çok teşekkür ederim Dilek'ciğim, katıldığın için vakit ayırdın. Ben çok teşekkür ederim. Ben 3.5'te oğlum çıkıyor, 3'te ayrılmak zorundayım. Şimdi aramızdaki zaman farkından dolayı 3 saat zaman farkımız var. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz, sağ olun. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'ndan Tuncay Özer Bey az önceki sorulardan bir tanesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı ile ilgili yanıt vermek istiyordu. Aslında UV cihazlar için konuşmak istiyordu. Arkadaşlarımız o Tuncay Bey burada mı acaba? Ben isimleri göremiyorum şu anda. Görevli arkadaşlarım görebiliyorsa sesini açabilirlerse. Görüyorum. Tuncay Bey kendisi evet şu anda açtı sesini, katılabilirler. Tamam. Tuncay Bey sanırım özellikle UV şeylerle ilgili bakanlığın görüşleriyle ilgili fikir vereceğini söylemişti Pınar Hanım. Buyurun dinliyoruz. Hocam öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Şimdi Pınar Hocam sağ olsun bizi haberdar etti toplantımızdan. Hani toplantının anlaşılan ki bir sektör toplantısı gibi gözüküyor. Biz Sağlık Bakanlığı olarak aynı zamanda Pınar Hocam'la beraber bilim kurumunda da toplum sağlık yönetim bilim kurumunda da görev alıyoruz. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Daire Başkanıyım ben. Şimdi böyle olunca bu COVID süresince en öne çıkan görevimiz Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı görev kapsamından bir tanesi biyosfer ürünler. Ve orada dezenfeksiyon geçen her kelimenin karşılığı bizde bir yönetmelikle tanımlanıyor. Yani herhangi bir kimse bir yerde diyorsa ki ben A ürünüyle, kimyasal ürünle, UVC ile ya da başka bir şeyle, ozonla ya da serbest radikalle ben COVID virüsünü ya da A bakterisini, B virüsünü, C mantarını öldürdüğünü iddia ediyor ise ülkemizin içerisinde herhangi birini piyasaya sürmek istediğinde bizim kurumumuzdan ruhsat almak durumunda. Yasal mevzuat bu ve bu bizim görev alanımız. Bu nedenle de bu süreçte bizim neresinde duruyoruz sürecin? Evet, yüzey dezenfektanları konusunda verilen bütün yüzey dezenfektanlarının ruhsat iş ve işlemlerini, piyasa denetim gözetimlerini, takiplerini bizim dairemiz yürütüyor.
Sağlık Bakanlığı adına Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı. İkincisi ise aynı zamanda bunların son dönemdeki en gündem maddemiz UVC cihazları. UVC cihazlarını biz aslında sektörden daha proaktif davrandık. Sektörden bir adım öndeydik. Niye? Biz bu konu gündeme geldiğinde Ulusal Bilimsel Danışma Kurulu oluşturduk. UVC cihazlarıyla dezenfeksiyon bilimsel danışma kurulu. Bu kurulda ülkemizde UVC ile ilgili iş ve işlem yapan, UVC ile ilgili sektörün tamamıyla görüştük. UVC lamba üreten ve UVC'den cihaz üretenlerden. Oradan istediğimiz, edindiğimiz bilgilerle bir kurul oluşturduk. Kurulda 3 ay boyunca çalıştı kurul. Kurulumuz yani UVC cihazlarıyla dezenfeksiyon iddiasını, yani virüs, bakteri ve mantar öldürme iddiasının hangi şartlarda gerçekleşebileceğini ve bunun bildirim kayıtlarının nasıl olabileceğini, yasal çerçeveye nasıl oturtulacağı, her merdiven altında her üretim UVC ile dezenfeksiyon iddiasıyla bulunan herkesin piyasaya girmemesi gerektiğini, çok üzülüyorum. Telefonla bağlantı için zannediyorum kesiyor. Oluşturulan kurul şartları belirledi. Bilimsel danışma kuruluydu bu. Şartları belirledi. Şu anda da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığımızın internet adresinde, web sitemizde bununla ilgili biyosidal ile ilgili kesiklik geliyor. Çok özür dilerim ya. Bakan genel arıyorlar. İkide bir kapatmak zorunda kalırım. Şimdi oraya yayınladık. Orada 4 tane doküman üzerinde bir sektör herhangi bir şekilde ben ortam dezenfeksiyonu yapıyorum UVC ile, yüzey dezenfeksiyonu yapıyorum UVC ile, efendim kapalı ortamda şunu dezenfekte ediyorum UVC ile diyorsa aktif madde içermeyen biyosidal ürünlerle ilgili mevzuatımıza tabidir. Bu mevzuat gereğince de orada yayınladığımız şekilde bildirim kaydında bulunacak ve ülkemizde ancak bu şartlarda satışını ve pazarlaması yapması söz konusudur. Bu bir. Yani ben hemen kısaca söylemeye çalışıyorum, kusura bakmayın. İkincisi tabii ülkemizde laboratuvar, bunları nasıl belirliyoruz da önemli, kurulumuzun en önemli görevlerinden bir tanesi de biz etkinliğe göre bildirim kaydı alıyoruz ya da ruhsat veriyoruz. Yani evet, UVC cihaz üzerinden gitmeye devam edersek UVC lambalarının virüs ve bakteriler üzerinde etkili olduğu bilinen bir gerçek, bilimsel bir veri. Ancak bunun hangi şartlarda insana sunulması gerektiğini, evet biliyoruz aynı zamanda ki UVC'ler insan sağlığı için belli noktalarda zararlı. O zararları nasıl izole edeceğiz, nasıl tolere edeceğiz? Bütün bu sistemi bütün olarak ele alıp aynı zamanda bu elde edilen cihazların da etkinliklerini bize ispat etmek üzere. Yani aynı zamanda ülkemizdeki akredite laboratuvarlardan ya da bizim yetki verdiğimiz akredite laboratuvarlardan biz bunların etkinlik sonuçlarını istiyoruz. Bütün bunları istedikten sonra ancak ilgililere izinlendirme yapmamız söz konusu. İki, sadece UVC değil tabii konu. Herkesin sektörün özellikle arayış içinde olduğulardan bir tanesi acaba kapalı alanları, az önce konuşmacıların bir kısmını dinleyebildim. Pınar Hocam'ı özellikle dinledim. Ondan sonraki önceki bir hanımefendileri de dinledim. Yani kapalı alanlarda, okullarda, AVM'lerde, ulaşım araçlarında, bütün kapalı alanlarda, iş yerlerinde bu dezenfeksiyonu nasıl yapacağız? UVC bir formül mü? Ayrıca ozon, ayrıca serbest radikaller, bunlar bir çözüm müdür diye de bir çalışma yapıyoruz. UVC Bilimsel Danışma Kurulu'ndan sonra da ozon ve serbest radikallerle dezenfeksiyon nasıl yapılmalıdır, şartları ne olmalıdırla ilgili yine bir bilimsel danışma kurulu oluşturduk. Kurulda da yaklaşık 30 tane öğretim üyesinden oluşan ülkemizin muhtelif üniversitelerinden ve sektörden arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yaklaşık 1,5 aydan beridir. Onda da ozonu bir noktaya kadar getirdik. Serbest radikaller bahsine gitmek üzereyiz. Orada da şartları belirleyeceğiz inşallah. Şimdi niye bunu söylüyorum? Ama esas temel sorunumuz şu. Esas temel sorunumuz okulda, sınıfta, efendim 700 bin tane ulaşım aracı olduğunu düşünün lütfen ülkemizde. Ulaşım araçlarında metro, otobüs ya da servis aracı, efendim AVM'lerde, yani genel halkın kullandığı kapalı alanlarda dezenfeksiyonu hangi yöntemle ve nasıl yapmalıyız ve bunu nasıl ölçeceğiz? Esas sorun bu. Ülkemiz şu anda İzmir'de bulunmuş sebebim de iki tane laboratuvarda
Bunun ortam dezenfeksiyonu ölçülebilip ölçülemeyeceği ilgili bir çalışma ziyareti için buradayım. İki tane profesör arkadaşım var. Şu anda 9 Eylül'ün kampüsünde başka bir laboratuvara bakmak üzere mola verdik. 3 tane yer gezdik, laboratuvar dolaştık. Tek derdimiz bizim de devlet olarak, yani halk sağlığı olarak ya da Sağlık Bakanlığı olarak gerçekten bunu etkinliğini ispat etmek bizim için önemli çünkü. Bunun için gayret ediyoruz, onu söylemek istedim. Yani devlet bu noktada, Sağlık Bakanlığı bu noktada hangi noktada durduğunu sizinle kısaca özetlemek istedim. Soracak sorunuz varsa cevap verebilirim. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkürler Tuncay Bey. Firmalar, işte öğretim elemanları, sivil toplum kuruluşlarımız da kendi meslek grubum adına söylüyorum. Bu alanda size her türlü desteği vermeye hazırdır. Başta İSKİT olmak üzere her birisinin bu konuda size destek olmaya çalıştığından eminim. Yanılıyor muyum başkanım? Sonuna kadar mı? Kesinlikle. Kesinlikle Kerim. Çok özür dilerim sevgili başkanım. Bir şey daha söyleyeyim verirseniz. Şimdi mantıkla çalışıyoruz hocam. Şimdi burada dekan hocamla da aynı şeyi konuştuk. Yani biz Devlet Sağlık Daire Başkanlığı, Sağlık Genel Müdürü ya da Sağlık Bakanlığı olarak ülkemde bir kimse bu konuyla ilgili çalışmak, üretmek istiyorsa biz kurallar çerçevesinde kendisine 7 gün 24 saat esasına göre işbirliğine hazırız. Yani şöyle çalışıyoruz. Biz diyoruz ki evet, bize bir ürün getiren kişi kim olduğunun önemi yok. Sadece çevreye ve insana zarar vermediğini ispat edecek. Çevre ve insan bizim için öncelikli. İki diyoruz, evet mevzuatımız çerçevesinde duracak. Üç, ülkemize ve milletimize bir istihdam, milli gelire katkı sağlayacak. Eğer bu üç şeyi yerine getirdiği takdirde diyoruz biz, herkesle, bilimsel ya da ticari, herkesle 24 saat esasına göre işbirliği yapar ve ülkemize bir katkı sağlamak bizim için şereftir diye bu yaklaşımla çalışıyoruz. Çok teşekkürler Tuncay Bey. Başkanım, o zaman Tuncay Bey'in iletişim bilgileri bizde olduğuna göre bir yol daha açılmış oldu bu konuda. Daha iyi şeyler yapmak. Evet, bir araya gelmemizde fayda var. Tuncay Bey ile ayrıyeten görüşmek isterim gerçekten. Bu konu bizim sektörümüzde de sadece UVC lambda üzerinde değil, birçok konumuzda aslında nasıl ispat edeceğiz konusu, nasıl test edeceğiz konusu gerçekten büyük sıkıntı. Firmalarımız olsun, sektör olarak da olsun bir takım faaliyetler yapıyoruz. Birbirimizden haberdar olursak, en azından ne yapılması istendiği konusunda fikir alışverişinde bulunursak eminim daha hızlı çözümler üretebiliriz. En azından belli katkılarımız olabilir. Biz de çok mutlu oluruz Tuncay. Bunları duymak bizi ayrıca mutlu etti ki devletimiz bunları denetliyor. Yani denetlenmeyen bir ürünün topluma sunulması çok sıkıntı yaratan bir konu. Buyurun siz bitirin, sonra ben bir ilave yapmak istiyorum söylediklerinize. Tuncay Bey. Hocam bu arada genel müdürlükten durmadan arıyorlar. 7.30'da çıktık Ankara'dan, 5 bardak çay dışında hiçbir şey ne yedik ne içtik hocam. Allah kolaylık versin. İzmir'de çok güzel yemek de yaparlar Tuncay Bey. Her yeri, bütün işlerimizi görelim istiyorum. Gerçekten biz bunu yaptık. Her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bir kere daha ineriyorum hocam. Hani çok vakit yok. Ben eğer müsaade ederseniz iletişim bilgilerim var. Pınar hocam da var. Sizde de var. Hiç sorun yok. Biz çok ulaşılabilir bir durumdayız hamdolsun. Eğer müsaade ederseniz hocam ayrılacağım. Hocamlar beni bekliyor. Laboratuvara bakacağım. Tuncay Beyciğim, bir saniyenizi alacağım. Aslında bizim sektör olarak sorunlarımızdan birisi de bu. Kapı kapı dolaşıp ben UV cihaz satıyorum deyip 150-200 lira alıp insanlardan giden firmalardan kurtulmamız lazım. Çok teşekkür ederim katılımınız, verdiğiniz bilgiler için. Denetim yapacağız. Yapıyoruz daha doğrusu. Şu anda ruhsatlandırma prosedürünü açtığımız için çok kolay şekilde bütün bakanlıklarla görüştüm. Toplantılar yaptım. Bütün bakanlıklar bu konuyla ilgili bizimle işbirliğine hazır çok şükür. Yani ülkede bizim kurumumuz tarafından izinlendirilmemiş hiçbir ürünün satışıyla ilgili artık olmayacağıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Bilginizi arz ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim başkanım ben de. Sağ olun. Bu sıkışıklıkta kırmadınız. Çok teşekkür ederim. Ama ben sektörle tanışmanızın çok önemli olduğunu biliyorum. Yani Tuncay Bey Türkiye'de gerçekten bu anlamda tek doğru isim.
Yani bütün yolların kesiştiği insan. O yüzden birlikte olmanız çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. Bir de vesile olduğun için ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum efendim. Ben de bir soru sorabilir miyim acaba? Tuncay Bey buradaysa evet. Tamam, buradayım ama şarjım 12 kaldı ve toplantıya beni bekliyorlar. Tamam. O zaman dernekteki iletişim bilgisine ulaşabileceğiz kendisine Süleyman Bey. Çok teşekkürler Tuncay Bey. Sağ olun. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Yani hocaları bekletmek istemiyorum. Bir de şarjı 12 kalmış hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben eğer toplantının bir raporu olursa benimle paylaşırsanız memnuniyetle takip ederim. Sorun yok. Sağlayacağız Tuncay Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar Pınar Hanım'a sorular vardı. Oraya dönelim mi? Saat 6. Vallahi dönmeyelim. Çok hani herkesi çok bekletti. Ben hakkımı zaten baştan yazdım size. Tuncay Bey'e vermek istiyorum dedim. Çünkü onun burada olması inanın benim cevaplarımdan daha değerli olacaktır. Birlikte olmanız çok önemli olacak çünkü. O da çok büyük teşekkür ederim. Teşekkür ederim bizimle tanıştırdığınız için Pınar Hanım. Bütün katılımcılara çok teşekkür ederim. Soru olmayacağını artık Pınar'ın soru almıyorsa başkanım kapatalım mı? Evet, yani çok keyifli bir toplantıydı, seminerdi. Görüyorum ki herkes de sonuna kadar da bekledi. Eminim insanların cuma akşamı başka programları da vardır. Onların zamanlarından çaldık. Umarım değmiştir bu kadar güzel bilgiler, paylaşımları dinlemek. O zaman ben bütün paylaşım yapan arkadaşlarım için arkadaşlarıma, soru soranlara, bizi dinleyenlere teşekkür ederim. Asıl amaçlarımızdan birisi olan sivil toplum kuruluşları, devlet, her kimse, bugün devlet de aramıza katılmış olduğu bir şekilde hep birlikte bu sorunun altından kalkabileceğimize inanıyorum. Yeter ki iyi niyetli olsun. Biraz önce Dilek Hanım'ın söylediği gibi sivil toplum kuruluşlarının ya da halkın yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz bu işin içinden çıkarız gibi geliyor. Hepimize kolay gelsin bundan sonra beraber çalışmak için. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Pınar Hocam, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.